Akşamlar sevgili izleyenler, Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Bu akşam Kırmızı Masa'da çok önemli bir meslek büyüğümüz, gazeteci, duayeni bir isim masamızda, Kırmızı Masa'da Sayın Ertuğrul Özkök. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Allah ederim. Allah aşkına bir şey rica edeceğim, duayen de mi? Öyle mi? Duayeni sevmiyorum hiç. Ama hakikaten de bizim gibi orta yaş ve daha genç gazetecilerin gözünde siz gerçekten de Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden, büyüklerinden, önemli isimlerinden birisiniz. Onu da belirtmemiz gerekiyor. Biz teşekkür ederim. Bunları duymak hoşuma gidiyor yani. Sağ ol. Hiç yalan söylemeyeyim. Eksik olmayın. Yoğun olduğunuzu biliyorum. Bizi kırmadınız. Sağ olun. Eksik olmayın. Kırmızı Masa'ya geldiniz. Akit TV ekranlarına geldiniz. Sevgili izleyenler, Ertuğrul Özkök gerçekten de tartışılan bir yayın yönetmenliği yaptı. 20 yıl Hürriyet gibi Türkiye'de devlet gazetesi veya amiral gemi olarak tabir edilen bir gazetenin zirvesinde bulundu. En çalkantılı dönemlerden biriydi 28 Şubat. O dönemde yöneticilik yaptı, yayın yönetmenliği yaptı. Onun öncesinde akademik çalışmaları var, yurt dışı hayatı var. Dolayısıyla konuşacak çok şey var ama tabii ki bugünü konuşacağız. Yeni gazetecilere tavsiyeleri var. Gündemi konuşacağız, geleceği konuşacağız ama ben tekrar hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Ertuğrul Özkök, isterseniz şuradan başlayayım. Akit TV'ye gelmek, yani Ertuğrul Özkök ve Akit TV, Akit Medya Grubu. Bu kararı vermekte zorlandınız mı, yoksa davet edildi, gideyim mi dediniz? Nasıl bir şey oldu? Hayır, hiç zorlanmadım. Sen mi söylüyorum size? Hiç öyle oturup kendi kendime hesaplar yapayım, şöyle yapayım, çıkarsam benim mahallemde ne derler, karşı mahallede ne derler, hiç böyle bir hesaba girmedim. Bak niye, onu da anlatayım. Beni ilk defa muhafazakar medyada yıllar önce, ben genel yayın yönetmeniyken, Ahmet Hakan İskele Sancak programına davet etti ikisi. Şaşırdı onlar da, ben tabii gelirim ben dedim canlı yayında. Ondan sonra gittim 2 saat, hatta bir tane de psikolog koymuşlar içeriye, ben haberim yoktu benim, tamam mı? Sonra psikolog bunlara demiş ki, o kadar samimi cevap veriyor ki bütün sorularınız duvara çarpıyor demiş. Ahmet anlattı sonra bana bunu, bilmiyorum. Şimdi bak, ben 75 yaşıma geldim ve artık dünyaya bakışım, her şeyim daha başka. Çok genç, radikal bir dönemden geldim. Ailem Demokrat Parti'ydi. Benim babam rahmetli Adnan Menderes hayranıydı. Her yerde bunu iftiharla ve gururla söylüyorum. Adnan Menderes'in asıldığı gece benim evimde sabaha kadar Kur'an okundu. Böyle bir aileden geliyorum ben. Ve babam öldüğü güne kadar hep merkez sağa oy kullandı. Adnan Menderes, ondan sonra Süleyman Demirel, Turgut Özal. Ve hep söylüyorum, yaşasaydı büyük bir ihtimalle de Tayyip Erdoğan'a oy verebilirdi. İzmirli olmasına rağmen, Bulgaristan göçmeni olmasına rağmen. Babamı tanıyorum çünkü, onun değerlendirme şeyini. Ama aynı zamanda çok Atatürk hayranı bir insandı. Böyle bir yapısı vardı. Ben tabii 1960'ların ikinci yarısından itibaren Türkiye'de bizim tarafımızda akım, sol akımlar başlayınca, sosyal demokrasi, sosyalizm, egzistansiyeliz, bir etkilendik biz bundan ve bir sol olarak yetiştik. Ondan sonra da Türkiye'nin en sol okullarından biri Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin basın yayın yüksek okuluna gittim. Gittiniz. Evet, yani deniz gezmişlerin falan gezdiği, Mahir Çayanların gezdiği kantinlerde üniversite hayatım geçti. Buraya özür dilerim, buraya devam edeceğiz ama şu göçmen meselesi, Bulgaristan göçmeni bir aile değil mi? Yani İzmir'e evet, geliyor. Evet. Ve 1947, 8 Nisan 1947 evet, doğmuşsunuz. 8 Nisan, evet. İzmir'de doğuyorsunuz. Göçme mübadeleyle oluyor sanıyorum. Hayır, benim annemle babam Bulgaristan doğumlu. Hı hı. Babam 1917 doğumlu, 9 yaşındayken gelmiş. Yani mübadeleden gelen değil, kaçarak gelen bir aile. Çünkü Bulgaristan'daki olaylar başlayınca, Türklere karşı Balkan Savaşı'ndan sonra, ailenin en büyük erkek evladı ve büyük, en büyüklerini orada alıp götürüyorlarmış, öldürülüyormuş falan. Yani o yüzden babam kaçarak geldi. Bizim soyadımız aslında Özkök değildir. Evet. Bizim soyadımız Rodop. Rodop. Evet. Bulgaristan'daki soy ismi. Oluyor. Evet, Bulgaristan'daki soyadımız Rodop'tur bizim. Fakat babamı buraya kaçabilmesi için eniştesinin soyadını almış. Onun soyadıyla buraya gelince, yani benim amcam, babaannem falan hepsinin soyadları Rodop'ta. Onların bir tek ailede biz Özkök'üz. Böyle bir ailede büyüdüm. Şimdi, böyle bir yerde büyüdük. Böyle bir sol gelenekte geldik. Tabii evlendiğim kadın da
Yani bütün tarihi boyunca tek parti döneminden itibaren CHP'li olmuş bir ailenin kızıydı. Denizli milletvekili Hüda Yoral 5 dönem Denizli milletvekilliğini yaptı. Türkiye'nin ilk enerji bakanıdır. Dedesi de tek parti döneminde Denizli CHP'li başkanı ve aynı zamanda da İsmet İnönü dönemlerinin de milletvekilliğini yaptı. İsmet İnönü ile 1946'da araları bozulmuş. İsmet İnönü çok partili hayata geçme kararı alınca benim dedem o zaman çok partili hayata geçmek olmaz bu millette devam edelim demiş. Yani tek parti yanlısı bir aileydi. Ondan sonra böyle bir ailenin kızı ve benim karım hala bir CHP üyesi. Yani aktif olarak. Instagram'da babam koyuyor resimleri CHP üyesi diye. Aileden gelen bir şey. Onunla da pek her zaman iyi anlaşamıyoruz yani. Şimdi geleyim senin soruna. Biraz uzun girdim ama. Estağfurullah. Bunu anlatmam gerekiyordu başta. Şimdi ben burada bu akşam konuştuğum için eminim sizin seyircilerinizden de birçok insan niye çağırdınız bu herifi diyecek. Niye çağırdınız bu adamı diyecek. Diyecek benim, vardır. Benim yaşadığım, benim şu anda kendi sevmiyorum o mahalle lafını falan ama neticede hepimiz bir düşünce ekolojisinde yaşıyoruz. Yani ayrı farklı şeylerde. Benimkinde de şimdi yarın bana vuracaklar gene. Yani sen ne işin var o kanalda bilmem ne falan diye. Hayır, tam aksine. Ben benim gibi düşünmeyen kanallara gidip derdimi anlatmaktan büyük bir keyif duyuyorum. Bu böyle mazoşişçe veya sadistçe bir keyif değil. Bir işe yaradığı keyfini yaşıyorum bunda. Çünkü benim 75 yaşında anlatacak bir derdim var kardeşim. Hatalarımla, sevaplarımla, bilmem neyle anlatacak bir derdim var. Doluyum ben 75 yaşında bir Türk vatandaşı olarak. Ve bu derdimi bana hangi platform açarsa o platformda gidip insanlara bazen eleştirilmek, bazen hatta aşağılanmak pahasına bile olsa gidip anlatmak istiyorum. O yüzden beni çağıranlara ben hep teşekkür ediyorum. Çağırın beni ben gelirim diyorum. Bu yani, derdinizi de soracağım Ertuğrul Bey ama sevgili yönetmenim 1 ve 2 numaralı fotoğrafları verir misin? 1 ve 2 numaralı fotoğrafları bir görelim. Ertuğrul Özkök'ün ailesine ve çocukluğuna bir bakalım. Çünkü belki de birçoklarımızın ilk defa göreceği vardır. Bu da biz gördük gazeteciler olarak ama izleyicilerden belki yeni görecekler vardır. Hazır mı sevgili yönetmenim? Hazırsa aile çünkü baktığınız zaman teyzeleriniz, halalarınız değil mi arasında çarşaflı, tesettürlü. Babaannem çarşaflıydı. İsim resimde siz paylaşmıştınız zaten evet, onu da. Evet. Daha sonra İzmir'den evet bu fotoğraf iki tane. Bu benim ilkokul. Soldaki bize göre soldaki. Ali Kocatepe var şarkıcı bakın en solda. Evet o değil mi o? Ünlü şarkıcı Ali Kocatepe o. Bu ilkokul Şefika Pekin Türkiye'nin en önemli avukatlarından biridir. Evet. Ali ne oldu bilmiyorum. Bu da benim rahmetli öğretmenim. Hayatım boyunca hiçbir zaman unutmayacağım. Benim üzerimde en çok etkisi olan olağanüstü bir öğretmendir. Bütün Türk öğretmenlerine buradan bir selam gönderiyorum. Ben gerçekten ilkokul öğretmenlerimizin bizim üzerimizdeki etkisi hiçbir zaman gitmez. Kesinlikle. Yani. Şimdi bu benim ailem bak. Evet. Bu amcam. Bak görüyor musun? Annem Mehmet... soyadı Rodop. Evet. Bu babaannem Fatma Rodop babaannem de. Bu teyzem, Selanik'te oturan teyzem benim. Selanik'teki o dönemde tek kadın cenaze yıkayıcısıydı. Hafize mi, önündeki çarşaflı mı? Hafize annem. Hafize anneniz. Annem. Diğeri ismi yazmayan. Evet, ismi yazmayan. Onun evet. için sonra adını da unuttum artık yıllar evet. geçti. Bu da babaannem. Ben babaannemle 8 yıl aynı odada yatardım. Biz 5 kardeşlik, 4 kız kardeş ve ben. Evet. Ben babaannemle aynı odada. Ben babaannemle 8 yıl sonra babaannemin saçını görmedim ben. Ve benim babaannem sadece hatırladığım babaannemden ne kaldı sana dersen durmadan namaz kılan bir kadındı. Hacıdır. Annemin babasıyla annesi de hacıdır. Onlar da çok o da başörtülü. Ama anneannem daha Akisar tarzı başörtülüdür ki annem de öyleydi benim. Evet. Annem yani burada böyle ama annem benim sokağa başına eşarp almadan çıkmaz. Aile içinde çekilmiş bir fotoğraf sonuçta. Tabii tabii evet. bu şey. Evet. Ama dışarıda annem çıkarken eşarp yoksa. Ama ölümüne doğru falan mayo da giydi. Evet. Denize de girdi mayoyla. İlkokula gitmediği halde ilkokula gitmeden okuma yazmayı öğrenen ve
görseniz üniversite mezunu diyebileceğiniz bir şeyi kendi kendine kazanmış bir kadın. Akhisar gibi bir ilçede. Evet. Çünkü göç ettikten sonra 6 aylıkmış. Nüfus kayıtlarında yanlışlıklar olmuş falan, okula gidememiş. Babam da ilkokul 2. sınıftan ayrılmadır. Burada 2 yaşındasınız. Evet. Burada ilkokuldasınız burada zaten. İzmir. Evet. Yani. Babanız Demokrat Partili demiştiniz. Adnan Menderes. Hayır. Evet. Yani Adnan Menderes'in meşhur İzmir'e son gelişi. 60 darbesinden önce. Hı hı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Londra'ya giderken uçak kazasına uğramıştım. Kurtuldu oradan. Gemiyle geldi İzmir'e. Ben İzmir'de böyle bir şey görmedim. 700 bin nüfuslu şehirde 350 bine yakın, 400 bine yakın insan vardı. Ve müthiş bir karşılama. Yani İzmir'de Menderes niye bu kadar sevildi acaba? Abi İzmir baştan bana hep böyledir İzmir ya. Demokrattır İzmir, diyorsun. Tabii canım ya, İzmir bakma son zamanlarda. Ben o yüzden yani merkez sağ partilere kızıyorum. İzmir'i zannediyorlar ki geleneksel olarak solcu bir şey. İzmir öyle bir şey değil. İzmir Adnan Menderes hareketinin patladığı yerdir. Turgut Özal öyledir. 12 Eylül referandumuna hayır oyu veren şehir İzmir ya. Çok güzel. Yani bu İzmir'i yanılıyorlar yani Turgut. Turgut Özal ilk milletvekilliği şeyini biliyorsun, Milli Selamet Partisi'nden İzmir'de. Doğru, belediye başkanı da öz fatura falan değil mi? Tabii canım. Anavatan hepsi. Partisi'nde. Yani İzmir merkez yani. Sağda bir partidir ama yani şey değildir, böyle dinci değildir. Evet. Merkez sağda hep özgürlüklerden yana oy kullanmış bir şehirdi İzmir. Eyvallah. Şimdi şöyle 3 ve 4'ü de verebilirseniz sevgili yönetmenim, 3 ve 4'ü de kısaca konuşalım. Ertuğrul Özkök'ün hayatından 2 kare daha görelim. Onları da yorumlayalım. Çünkü peki babanla annenizden mesela evde dini sohbet olur muydu? Mesela Kur'an eğitimi olsun, elifba olsun, dua olsun. Bazıları babaanne anlatmaya çalışır ya bir şeyler. Vallahi annem ve babaannem bizi daha Müslüman yapmak için ellerinden gelen her çabayı gösterdiler. Yani her çabayı babaannem de. Annem ayakları tutmuyordu artık 90 yaşına geldiğinde. Ayakları tutmuyordu ve biraz da demansa yakın bir şey başlamıştı. O ana kadar 5 vakit namazını bırakmadı annem. Yani Maya öyle denize girip 5 vakit namaz kılan bir kadındı benim annem. Evet. Ondan sonra ve her zaman bizi yeterince Müslüman olmamakla eleştiren bir aileydi. Babam öyle değildi. Babam benim tipik bir Ege Müslümandır. Yani cuma namazı, bayram namazı ve Ramazan. Ramazan'da ama 30 gün boyunca içkiyi bırakır. Ve her akşam başka camide teravih namazı kılardı babam. Ve bütün hayatı boyunca bunu götürdü. Ama dediğim gibi yani cuma, bayram ve Ramazan. Eyvallah. Müslümandır. İki kare daha var. Burada sol tarafta İsmet İnönü, değil mi? Evet, bu nişanımız da bizim. Nişanınız. Kaç yılı hatırlıyor musunuz? 1969 yılı bu. 69. Nişan yüzümüzü şey taktı. İsmet İnönü taktı. İsmet İnönü, evet. Karede var zaten. Evet. İsmet İnönü. Tansu Hanım. Tansu da evet. Burada da sağ tarafta da Bülent Ecevit. Bülent Ecevit ve Ertuğrul Özkök. Evet. Bıyıklara baktığımız zaman aslında solcudan ziyade daha çok milliyetçi bir Ertuğrul Özkök ya da sağcı bir Ertuğrul Özkök gibi mi duruyor? Valla ne olduğumu ben de karar veremedim. Çünkü yani hakikaten şimdi her Türk gibi benim kafam da karışık birazcık yani. Yani 75 yaşıma geldim hala. Karışık yani. Yani milliyetçiliğim nereye kadar gidiyor? Yani milliyetçiyim babamdan, çünkü babamdan duyduğum laf, oğlum burası bizim son vatanımız, başka gidecek vatanımız yok dedi babam. Ve beni her Cumhuriyet Bayramı'nda, her resmi bayramda yani şey yaptı. Ayrıca benim dönemimde partilerin ocak teşkilatları vardı. Doğru. Ve kıraathanelerde kurulurdu onlar. Ve her bayramda, yani her Cumhuriyet Bayramı'nda, her 30 Ağustos gecesi o kahvelerde kutlama yapılırdı. Ben mesela, babam Demokrat Partili olduğu için biz Demokrat Parti kahvesine giderdik. Demokrat Parti kahvesinde yapardık kutlamaları, o şeyleri. Ondan sonra da milli sporumuz, bir kamyonete binerdik. Hep beraber gidip CHP'lileri tahrik ederdik. Bağırdık, küfür ederdik. Onlar çıkardı. Onları döverlerdi genellikle, çoğunluk olduğu için şeyler. Yani bizim kutlama şeyimiz 29 Ekim şeyi CHP dövme töreni haline gelirdi. Evet. Bazen de biz dayak yerdik CHP'lilerin daha yoğun olduğu yere gittiğim zaman. Hayatımız böyle peki, geçti bizim. Peki Tansu Hanım'ın ailesiyle Tansu Hanım'la nasıl tanıştınız? Şimdi bak, Tansu'yla ben üniversiteye gittiğimde Ankara'ya
Aynı mahalledik yani, onların evleri, benim öğrenci, 3 öğrenci kalıyorduk biz. Bizim öğrenci evimizin yanındaydı. Bakkalın önünde tanıştık Tansu'yla. Tansu daha küçüktü o zaman, 16 yaşında falandı yani tanıştığımızda. Ben de küçüktüm yani, ben de 19 yaşındaydım, 18-19 yaşındaydım. Tabii sakladık babasından falan. Babası çok şeydi o konularda. Yani böyle muhafazakar da öyle, hemen kızım gitsin onunla bilmem şey olsun falan diye. Fakat sonra bir gün Kuşadası'ndaydı Tansu, ben gittim. Plajda bekliyorum, Tansu da insin de göreyim diye. İzmir'den geldim, kız kardeşimle beraber gittim. Bir kız geldi karşıma, dedi Perihan Hanım sizi bekliyor dedi. Annesi Tansu'nun. Ben titremeye başladım. Yani saçlarım bu kadar uzun, ayağımda bir terlik gibi ayakkabılarla gelmişim oraya. Ondan sonra hafif hipilik falan böyle şey. Gittim, beni balkonda çekti karşısına. Söyle bakayım sen kimsin dedi bana. Tabii o CHP'li böyle şey ve otoriter de bir şeyi var tabii. Ben de pıstım ya yani, üniversitede işte ben de siyasal bilgilerde okuyorum. Şöyle bir aileden geliyorum. Benim ailem Demokrat Partilidir. Anlattım ailemi, babam dedim. Küçücük matbaası olan, matbaa işçiliğinden gelme birisi falan. Peki dedi, sen dedi ne olmak istiyorsun dedi. Hayatta idealin ne senin dedi. Aklım olsa da en yüksek makam olarak TRT Genel Müdürlüğü vardı. Yani çok medya çünkü şeyindeyim. Ben dedim TRT Genel Müdürü olacağım. Ha iyi falan dedi. Ve ondan biz bir buçuk yıl sonra nişanlandık. Peki gazeteciliği tercihinizde falan babanızın matbaacı olmasının etkisi oldu mu yoksa başka bir şey? Onun da enteresan hikayesi var. Çünkü 1965 yılında üniversite seçme sınavlarının ikinci yılıydı. Ve biz hepimiz tercih yaptık. 6 üniversite tercih ediyorduk. Şimdiki gibi tercihler vardı. 6 tane fakülte. Benim dönemimde mühendislik çok modaydı. Mühendislik deyince de makine mühendisliği, kimya mühendisliği, ziraat mühendisliği. Bildiğimiz 3 mühendislik bunlar da bizim. Yani elektronik, elektronik yoktu. Ben de tabii 6 tane mühendislik yazdım. Fakat fende kuvvetli değildim. Fen sınıfındaydım ama kuvvetli değildim. Ve sonuçlar bir açıklandı. Ben hiçbir üniversiteye girememişim. Ondan sonra fakat tercihlerde o dönemde de sorun vardı. Türkiye hala o tercih sorununu tam çözebilmişti. Yani ki çözmesi de çok zor onun. İkinci bir hak verdiler. Ve her fakültede isimler asıldı. Ve benim adım siyasal bilgilerle o sırada yeni açılan, daha ilk UNESCO'nun yardımıyla siyasal bilgilerin içinde açılan basın yayın yüksek okulunda çıktı. Siyasalın puanları çok daha yüksekti. Ben orada da çıktım, burada da çıktım. Ve tabii danıştım insanlara ya nereye gideyim diye. Herkes bana dedi lan sen deli misin siyasala git dediler mülki. O zamanlar Türkiye'nin en yani gözde okullarından biri yani Tekli Üniversite. ODTÜ yeni açılmış, o vardı ODTÜ önemli. Boğaziçi çok daha bilmiyorduk Boğaziçi'ni o sıralarda biz. İki tanesi bunlardı. Dediler büyükelçi olursun, vali olursun, siyasetçi olursun falan. Bugün o zamanlar çok önemli makamlardı bunlar. Bir tek babam çekti beni kenara. Ya oğlum dedi, biz dedi göçmen bir aileyiz dedi. Bizim ailemizde dedi hiç tanınmış insan yok dedi. Askerleri de şey yapmazdı babam, hiç askerlerden pek arası iyi değildi. Ya dedi git belki dedi, ben dedi bu... Babam çok sağcıydı. Yani bizi mesela İzmir'de Rus pavyonunun önünden geçirmezdi. MİT sizi fişler diye. Ki haksız da değilmiş çok. Sonraki hayat bana öğretti. Yani Rus, özellikle Rus çünkü soğuk savaş Sovyet, var. Evet. Sovyetler Birliği pavyonunun önünden geçirmezdi bizi. Halbuki ben de gitmek istiyordum. Soyuz, moyuz böyle uydu şeyler bilmem neler uzay şeyleri falan diye. Dedi ki babam bana beni çok şaşırtan bir şey söyledi. Dedi bak sana bir şey söyleyeceğim ama dedi, bu aramızda kalacak. Eğer bunu başka bir yerde söylersen bunu dedi inkar ederim. Ve seninle de bir daha dedi hiçbir şekilde böyle konular konuşmam dedi. Tabi baba buyur dedi. Ben dedi gizli gizli dedi bu deyus tırnak içinde söylüyorum çünkü gülerek söylüyorum. Bu deyus Çetin Altan'la bu deyus İlhan Selçuk'u okuyorum. Ya çok hoşuma gidiyor bunların yazdığı şeyler dedi. Baba dedim o zaman sen solcusun ya dedim. Hayır ben solcu falan değilim dedi. Dedim adamlar solcu ya. Niye dedim bunu inkar ediyorsun dedim. Bak ben dedim solcu oldum zaten dedim tamam mı? Sen de bizdensin falan. Yok hayır dedi. Asla dedi. Ben sadece yazdıklarını seviyorum dedi.
İlhan abinin öldüğü gün bunu yazdım ben şeyde yani. Bunu İlhan abiye de hayatları sırasında Çetin Altan'a da bunları anlattım böyle. Vallahi onlar sayesinde babamın da desteğiyle ben basın yayını seçtim. Gazeteciliği öyle tercih ettiniz. Ama şeyi okuyor musunuz? Siyasalı okuyorsunuz aslında siz. Okuyorum okuyorum. Siyasal değil ama benim. Basın yayını bölüm olarak. Oldu. Onun içinde. Tabii onun içinde. Yani hocalarımızın hepsi Muammer Aksoylar, Mümtaz Soysallar. Hepsi yani Nermin Abadan Unatlar. Hepsi benim hocam onlar. Siyasalın hocaları da onlar. Zaten bina aynı binadaydı. Ama siz zaten darbeyi ise zaten 13 yaşında görüyorsunuz. Tabii 1960 darbesini. Hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Tabii canım. Yani ben nasıl? Askeri darbelerin kötülüğünü nerede öğrendim ilk defa biliyor musun? Bizim mahallede biz Demokrat Partiliydik ve tabii ben daha şeydim. CHP'li arkadaşlar falan vardı. Ben onları döverdim. Ya döverdim dedim güreşte falan yenerdim. Askeri darbe oldu. Ertesi gün sokakta o her zaman dövdüğüm, yendiğim çocuk geldi beni dövdü. Aa dedim iktidar değişti. Biz düştük iktidardan diye. Tamam mı? Yani askeri darbelerle ilk hissiyatım mahallede arkadaşından yediğim dayakla. Ya hep şöyle anlatılır ya işte Menderes asıldığı zaman veya işte darbe olduğu zaman insanlar tabii onun öncesinde de ciddi bir kamplaşma olmuş. Gizli gizli ağlayanlardan bahsedilir. Menderes asıldığında özellikle. Mesela sizin mahallenizde böyle oldu mu? Babanızın tepkisi çok önemli tabii aile çevrenizin. Şimdi bak Türkiye'de insanların bir devlet anlayışı vardır. Tamam. Yani benim hayatımdaki ilk büyük şaşkınlığı ben Menderes'in asıldığının ertesi günü yaşadım. Çünkü ondan çok değil, bir buçuk yıl önce 350 bin kişinin bir insana nasıl hayranlıkla Fellini'nin o Amarcord filmindeki hani gemi geçerken böyle binlerce kayık vardır. Ben İzmir'de nereden çıktı bu binlerce kayık diye. İnsanlar kayıklarla gidiyorlar böyle. Akşam Göl Gazinosu'nda Adnan Menderes gelecek diye babam benim en küçük kız kardeşimle beraber aldı bizi götürdü. Böyle en önde hemen bir şey yapmışlar, kordon çekmişler. O da yer tuttuk ki yakından görelim Adnan Menderes'i diye. Babam iki kardeşim elinde. Benim küçük kardeşim de çok tatlı bir şeydir. Kıvırcık böyle sarı saçlı falan. O da babamdan duyuyor tabii Menderes falan diye. Küçücük daha. Menderes tam girerken fırladı babamın elinden. Şeyin altından geçti gitti Menderes'in eline yapıştı. Menderes de bunun başını okşadı falan. Allah babamı göreceksin sen yani tamam mı? Böyle babam kendinden geçti zevkten. Şimdi böyle bir şehirde asıldı Menderes gece. Ya ertesi gün kalktım. Sokağa çıktım. Hayatta hiçbir şey yokmuş gibi normal devam ediyor. Hiçbir ne bir tepki var, ne bir şey var, ne bilmem ne var. Nasıl bir şey bu ya dedim. Bu kadar içten desteklediğimiz bir insan idam edildi. Nedir bu sessizlik yani falan diye. Hakikaten çok şaşırmıştım. Ve benim ilk büyük düş kırıklığım bu oldu. Ve o yüzden hep siyasetçilere ondan sonra şunu söyledim. Bak kardeşim, arkanızda kitleler var diye güvenmeyin. Bunu hapse giren Genelkurmay Başkanı bizim İlker Başbuğ. İlker Başbuğ da buna benzer bir şey yazdı hatıralarında. Bilmem gördünüz mü? Diyor ki biz içeri girdik diyor. Bütün bir millet arkamızda zannediyorduk diyor. Ondan sonra ve beni diyor şeyden İstanbul hapishaneden şeye nakledeceklerdi. Başka bir hapishane diyor. Ben diyor kapıdan çıktığımda kapıda kitleler bizi karşılayacak zannediyorum diyor. Bir çıktım diyor. Ailemden 8 kişiden başka kimse yoktu diyor. Sonra diyor bir okudum ki diyor. Koskoca diyor vatan şairi Namık Kemal sürgüne giderken Galata iskelesinde 4 kişi varmış diyor. Geçiren diyor. Şimdi o yüzden yani bu Ortega'yı gazetede hep anlatır kitlelerin isyanı kitabında böyle şey çok önemli bir kitaptır. Yeniden okumaya başladım 30-40 yıl sonra. O hep anlatıyor bunu. Yani kitleler güvenilecek toplumsal birliktelikler değil. Acaba ondan mı yoksa sindirilmiş bir toplum olduğu için mi? Vallahi bilmiyorum ama yani Lawrence'ın hatıralarını okursanız Lawrence'ın Türklerle ilgili karakter tahlilleri bunu söylüyor yani. Türkler diyor itiraz bilmezler diyor. Bir lider bulunca diyor inandıkları bir lider arkasından giderler diyor. Ama diyor
Yani güvenilmez diyor şey olarak. Çünkü o yüzden bütün siyasetçilere hep bunu söylüyorum. Sakın ola ki kitleler arkamda diye böyle bir şeye güvenip yola çıkmayın. Gidiyor. Liderlerin hepsi gidiyor. Yani 27 Mayıs'tan bunu hatırlıyorum diyorsunuz. Tabii çok ki. Çok acıklı bir şekilde hatırlıyorum. Hiç aklımdan çıkmadı benim o. Ertesi gün sokakta yaşadığım şey. Kamyonlar gidiyor, yollar gidiyor, otobüsler çalışıyor. Kimse de ses yok. Herkes işine gidiyor. Akşamları babamın beraber gelirken meyhaneye uğrardı babam. Tek tek meyhaneler vardı. Rumlardan kalma bir şey böyle. Hatta ben de ilk kalamarları orada yedim. Bunlar çalışıyor. Eve geldik. Ve ondan bir yıl önce akşamları Vatan Cephesi şeylerini dinlerdik. İsimler, şeye kimler katıldı. Demokrat Parti hareketine, Vatan Cephesi diye bir şey var. Her gece binlerce isim okunurdu orada. Katılanlar diye. Ben de diyorum ki ulan bütün Türkiye katıldı bu harekete artık. Tamam yani bunun şeyi yok ama. Yatsa da ya hiç gitme şey oldu mu ailenizden? Yok. Yok. Öyle duruşmalar çünkü devam ediyor. Yani biz aile olarak şeyimiz yoktu yani. Bizim öyle bir öyle o kademelere ulaşabilecek bir ilişkimiz yoktu bizim. Babam bir matbaa işçisiydi yani. Evet. Tamam. Dolayısıyla kahramanlarda bir evde oturuyorduk yani. Küçük bir evde oturuyorduk. Ama hayat değiştiriyor insanı. Bak babam mesela bizim evde İsmet İnönü Sağır'dı adı. Kızardı babam çünkü. Doğru. Anadolu'da Sağır İsmet derler. Sağır İsmet yani. Derler. Sağır'dı adı. Ben şimdi tabii bir CHP'linin kızıyla evlenince bir de nişanı gelip İsmet İnönü frak mırak giymiş gidip. Ama İsmet İnönü'ye ulaşmanız da ilginç yani. Yani Tansu'yla tanıştık, aşık olduk. O beni Mick Jagger diye sevdi yani. Rolling tamam. Stones'un solisti diye sevdi. Yoksa siyasetten falan değil. Tansu'nun ailesi sayesinde mi İnönü'ye ulaştınız? Tabii tabii. Hayır. Tansu'nun annesinin, babasının çok iyi beraber siyaset yaptı. Yani 1961'de darbeden sonra ilk seçimde kazandı. Geldi hı-hı. Şeye. Beş dönem. Beş dönem Anayasa Komisyonu Başkanı'dır. İlk Türkiye'nin Enerji Bakanı'dır. Ondan sonra Meclis Başkan Vekilliği yaptı. Yani beş dönem seçilerek geldi hep yani. Hep ön seçime girip ön seçimde seçilerek geldi Denizli'de. Tabii orada İnönü'yü görünce babam ilk defa ailesinde böyle bir şöhret. Yani etkilenmemek mümkün değil. Ve ondan sonra İnönü'yü çok sevdi ama. Yani öldüğünde gittim. Başında bizim şey vardı, nişan fotoğrafları vardı. Babamın da olduğu kareler var. Onlardan biri vardı. Bir tane de benden Atatürk resmi istemişti. Duvarda da Atatürk resmi vardı ama öldüğü güne kadar hep sağ partilere oy verdi. Siz darbeyi böyle yaşadınız. Sonra lise bitti, üniversiteyi tercihinizi az önce anlatmıştınız, zaten yaptınız. 68 olayları var, öğrenci olayları var. Katıldınız mı? Şimdi 68 olayları Türkiye'de Fransa'dakinden farklı gelişti. Yani ben Fransa'da bana 68'ci falan diyor bazıları ama ben 68'ci olmadım Türkiye'de. Çünkü Türkiye'deki 68 olaylarıyla Fransa'dakiler birbirinden farklıydı. Ben 68'in değil 60'ın kültürel devriminin kendimi ürünü olarak görüyorum. Yani benim için Beatles, Rolling Stones bilmem ne o müzikle başlayan ve insanların hayat düşünme tarzlarını etkileyen ki 68 olayını onlar ortaya çıkarmıştır. Kültürel alanda gelen daha da 50'lerde Beatnik hareketi, Beat Generation dedikleri şairlerin dönemiyle başlayan bir şey. Fakat Türkiye'de yozlaştı 68. Ben Türkiye'de 68'i hiçbir zaman savunmadım. Çünkü Mahir Çayanlar, Deniz Gezmişler, şunlar bunlar. Şimdi kahraman diye bakılıyor ama neticede Mahir Çayan dediğiniz insan yani büyükelçi kaçırıp öldüren, kız çocuklarını kaçıran bir örgütün üyesiydi yani. Ve Türkiye'de ben hep bunu söyledim. O yüzden 68'ler derneği falan hiç sevmez beni. Onlarla ilk defa orada başladı şeyimiz. Ve hep bana sürekli sen ne zaman solcu oldun ki şey oldun. Ama siz o yıllarda sosyalist olarak kendinizi görüyorsunuz. Evet ben hepsinden daha fazla Marx'ı okuyan, hepsinden daha fazla sosyalizmin eserlerini okuyan. Peki nasıl oluyordu? Ben. Gezmiş ve işte Çayana mesela. Ama hiçbir zaman ben örgütçü olmadım. İlk oyumu 1969'da Türkiye İşçi Partisi'ne verdim. Ben Türkiye İşçi Partisi'ne daha yakındım. Aybar mıydı o zaman? O zaman kimdi başında? Başka Aybar mıydı? Valla şimdi unuttum. Beyce Boran mıydı? Evet. Beyce Boran daha sonra oldu galiba ama. Şimdi unuttum valla. Önemli değil. Yani Tarık Ziya ikincilerin falan oldukları dönem.
Çetin Altan falan, yani o dönemler. Meclisin, bence Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nin çok iyi olduğu dönemlerdi onlar yani. 15 milletvekili falan vardı Türkiye İşçi Partisi'nin mecliste. Ve söylediğiniz isimler çok önemli. Tabii bunların hepsi önemli isimler vardı orada yani. Kıymetini bilemedi Türkiye o yılların. Orada da işte solcular dayak yedip. Burada siz böyle yani kenarda durdunuz anladığım kadarıyla, çatışmaya falan girmediniz. Hayır, şöyle yani bazı eylemlere katıldım ben yani. Amerikan mesela Süleyman Demirel'in siyasala geldi. Eylemimiz Süleyman Demirel'i konuşturtmama eylemi. Düşünebiliyor musun? Yani başbakan. Benim başbakanı evet gelmiş bir konuşma yapacak orada. Biz gittik böyle sanki böyle bir matahmış gibi konuşturmadık diye sevindik. Şimdi utanıyorum düşündüğüm zaman onu. Hele hele Süleyman Demirel gibi yani Türkiye'nin gelmiş geçmiş en demokrat insanlarından biri. Tamam, onu konuşturmadık diye. Oradan çıkıp gidip şeydeki Yenişehir'deki Adalet Partisi'nin binasını taşladık. Oradan da çıkıp Amerikan Kültür Merkezi'ni taşıyorduk. Eylem yönümüz buydu yani. Ama ben o şey eylemlere katılmadım. Hiçbir zaman aydınlık gruplarında, FKF'de, bilmem nerede, orada burada falan. Yani böyle şey olmadı. Etkili bir şey olmadı. Üniversiteyi bitirdiniz, sonra Paris'e gideceksiniz. Şansıma bizim işte basın yayını seçmemin çok büyük yardımı oldu bana. Türkiye'de hala kim olduğunu bilmediğim ileri görüşlü, vizyoner, devlet planlama teşkilatında bir takım insanlar bizim mezun olduğumuz yıl 26 devlet bursu koydular yurt dışında doktora için. Biz zaten 30 kişi mezun olmuştuk. Evet. Bizim yani bizde iki öğrenci vardı. Bir eski gazetecileri aldılar. Daha önce üniversite okuyamamış. O sırada meşhur. Kimler dersen Teoman Erel bizim sınıf arkadaşımızdı mesela. Muammer Yaşar Bostancı vardı. Sabah'ın ve Yeni Asır gazetelerinde TRT'nin şeyiydi o zaman. Haber merkezi müdürüydü. Onlar falan bizim sınıf arkadaşımızdı. Mustafa Ekmekçi. Cumhuriyet gazetesinden çok, evet, falan. Yani bunlar bizim sınıf arkadaşlarımızdı. Ama mezun olan bizim öğrenci olarak yani genç öğrenci olarak 30 kişi mezun olduk. 26'mız burs aldık. Sınava giren herkes kazandı yani. Hı hı. Dolayısıyla ben de Fransa'ya gittim ondan sonra. Fransa'da işte Fransızca öğrendim önce. Devlet bana çok iyi bir burs verdi Türkiye Cumhuriyeti. O burs çok önemli bir burstur. Abdülhamit zamanında kalma Türkiye'de uygulamasına başlanan 1416 sayılı kanun diye. Hala yürürlükte. Ve Türkiye'de şu son döneme kadar bütün öğretim üyesi yetişen kadroların %60'ına yakını o bursla gitmiştir. Hatta ve keşke daha da artırılsa kapsamı yani, belki. Ve o dönemde de burs verilen burs olarak imkanlarımız çok sınırlı olduğu halde İran Şahı'nın devlet burslarından, petrol zengini İran Şahı'nın petrol burslarından sonra ikinci sıradaydı. Fransız bursları bizim altımızdaydı parasal olarak. Çok güzel. Yani. Orada kaldınız, dil öğrendiniz. 5,5-6 yıl kaldım orada. Doktora yaptınız. Master yaptım. Doktoranızın bölümü neydi? Doktorum televizyon alanında yaptım. Evet. Türkiye'ye geliyorsunuz, hoca oluyorsunuz. Evet. Yine üniversitede, evet, defa akademide. Hacettepe Üniversitesi, evet, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi oldum. İşletme Fakültesi bölümünde. Aktif gazetecilik yapmıyorsunuz ama, hayır, değil mi? Şöyle, orada iletişim sosyolojisi ve sosyoloji dersleri veriyordum. Sonra 12 Eylül oldu. 12 Eylül'den önce o zaman siyasi partilerde öğretim üyelerinin çalışmaları serbestti. CHP'nin eğitim bölümünde çalışmaya başladım. Bülent Ecevit'in dikkatini çekti ve 69 seçim kampanyasının kampanya kitabını ben yazdım CHP'ye. Ampul bulunmuyor, yağ yok. Karım yağ kuyruğunda Ankara'da. Siz Refah'tan mı bahsediyorsunuz? Ben iktidardaki CHP'nin başarılarını yazan, anlatan kitap yazıyordum. Ya ne diyeceğiz dedim. Ecevit bu arada bütün bakanlara şey verdi, talimat. Bakanlar gelip bana anlatıyorlar. Ben kitabı hazırlıyorum. Ve bütün 69 seçimlerinde parti üyelerinin kullandığı sloganları da ben hazırlıyorum arada. Bu arada Tansu Hanım da şey kuyruklandı. Evet, yağ kuyruğunda o da. Demiyor mu size yani yalan yazıyorsun böyle bizi kandırıyorsun? Ne diyecek CHP'de o da ya işte. Yani paramız zaten üniversiteden aldığım para ev kirasına yetmiyor yani öyle bir haldeyiz. Kayınpederim birazcık yardım ediyor. Ben de sabahları erkenden kalkıyorum. Yankı dergisinde yazılar yazıyorum falan gidip. Doğru, Yankı işte vardı. Orada kitabın adını bula bula zor günleri halkla birlikte aşacağız diye
İşte üreten biziz, yöneten de biz olacağız falan, böyle klasik şeyler falan. 69 ara seçimleri, 5 ilde seçim yapıldı. Ecevit'in otobüsündeyim ben, danışman, baş danışman olarak şeyde kitabı yazan falan. Gidiyoruz, gittiğimiz yerlerde inanılmaz kalabalıklar topluyor Ecevit. Yani 100 bin kişiler toplanıyor mitinglere falan. Nazlı Ilıcak'la orada tanıştım hatta. Nazlı Hanım dedi ki mesela bir yere gittik. Nazildim, nerede şimdi unuttum. Ooo dedi, gene Ecevit dedi, alıp götürmüş dedi. Bu bitmiş bu. Nazlı Hanım o zaman Demirel'i destekliyor tabii. Tabii oldu, evet. Ondan sonra bitmiş bu iş ya falan dedi. Biz de böyle yani bitmiş diye bakıyoruz. Fakat seçimi 5-0 kaybettik. 5 ilde de kaybettik yani. Aa. Şok oldu. Evet. Böylece benim siyasi hayattaki ilk girişimin böyle bir başarısızlıkla sonuçlandı. Ama genç yaşta Ecevit'e baş danışmanlık çok tabii, önemli. Tabii, yani. Yani tabii. Şey ve yapmanız. Eğer seçimler yapılsaydı, 12 Eylül darbesi olmasaydı, ben milletvekili olacaktım büyük bir ihtimalle. Hayatım bambaşka bir yere gidecekti. Yine şeyden tabii, CHP'den. CHP'de tabii. Olacaktınız. Tabii. Bu anlattığınız 69 muydu, 79 muydu? 79 pardon, yanlış 79. Söyledim. 79. Çünkü, 79 seçimleri. Evet, 79. Evet. Şöyle 70'li yıllarda da biliyorsunuz darbe öncesi sağ sol çatışması var. 5000 genç hayatını kaybetti. O olaylarda da yine siz yoksunuz tabii. Ya ben izliyorsunuz. Olaylardan ben çok çektim ben. Çünkü tüm öğretim üyeleri derneğinin yönetim kurulundaydım. Çok tehdit alıyorduk biz ve mesela Beytepe'de bir gün bize mektuplar geldi. Üzerinde tabut şey var, ülkücülerden. Yine ne iş yapıyorsunuz o zaman? Öğretim üyesi. Evet. Öğretim yardımcı doçentim. ve 10 kişilik bir liste. Üzerinde de Beytepe'den tabutlar çıkacak yazıyor. Bir numarada Ercan Eyüboğlu vardı. Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı. Benim Paris'ten, öğrencilikten arkadaşım. Paris'te onunla beraber Türk Öğrenci Birliği'nin yönetim kurulundaydık. O başkandı, ben de yönetim kurulundaydım. Bir numarada Ercan Eyüboğlu vardı. İki numarada Emre Kongar vardı. Beş numarada galiba ben vardım. Sekiz numarada Bedrettin Cömert vardı. Böyle 10 kişilik bir liste. Bu tehdit mektuplarını almamızdan 3 hafta sonra Bedrettin Cömert benim evimin 300 metre ötesinde Volkswagen arabasının içerisinde karısının yanında öldürüldü. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli kültür estetisyenlerinden biriydi. Ve hiç öyle siyasi olarak falan fanatik, radikal, aşırı solcu bir çocuk değildi. Yani en fazla CHP'ye oy veren bir insandı. Siyasi olarak da bir eylemciliği yoktu bizim gibi. Yani Emre Kongar, ben falan, biz panellerde konuşuyoruz, Uğur Mumcular, şunlar bunlar falan. Onun hiç böyle bir şey de yoktu. Ve o çocuğu öldürdüler. Ondan sonra Emre Kongar'la ben bir gün Gölbaşı'ndan gelirken ülkücüler yolumuzu kestiler. Emre'ye bas gaza dedim, bastık. Öyle kurtulduk, arkamızdan bayağı saydırdılar yani tabancalarla. Ve bir ara Emre Kültür Bakanlığı'nın müşaviriydi ve silah taşıma hakkı vardı. Çok tehdit alıyor diye. Ben, kızım ve karım Emre'nin evinde kalıyorduk geceleri. Yani kapı çaldığı zaman... Onun evi de böyle bir kot farkından, bir tarafı birinci kat, zemin katı gibi, bir tanesi birinci kattı. Orta böyle salon var, korunaklı bir yer oradaydı. Kapı çalındığı zaman Emre tabancasını alır, ben bir bıçak alırım, böyle öyle paranoyak dönemler geçirdik yani. Ama atlattı. O yüzden ben bunu söylediğim zaman bana çok kızıyor benim arkadaşlarım, solcular, sağcılar, herkes kızıyor. 12 Eylül sabahı, ben darbe sabahı, kızım İzmir'deydi. Kızımı almaya gidiyordum Varan otobüsünde. Tam Bornova'dan gelirken tanklar yolumuzu kesti. Şoför şeyi açtı. Radyoyu. İki numaralı bildirisi okunuyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun. Yani darbe olduğunu orada öğrendim ben. Ne yalan söyleyeyim. İlk hissiyatım, oh hayatım kurtuldu dedim. İlk hissiyatım. Ondan sonra ya dedim, sen bir solcusun. Ben sosyalist, sosyal demokratsın. Nasıl dedim bir askeri darbeden o. Sonra tekrar iyi falan dedim. Eve geldim. Eve işte özel şeylerle, izinlerle gittik eve. Eve girdik. Babam boynuma sarıldı benim. Ki asker karşıtıdır, darbe karşıtıdır hep babam. Oğlum dedi, mutluyum dedi şu anda dedi, memnunum dedi. Çünkü her akşam haberlerinde senin ölüm haberin gelecek diye beklemek istemiyordum artık dedi. Yani bunları söyledim ama... Bunu, ben bunu
söyledikten 8 ay sonra Ecevit'le Arayış Dergisi'nde askerlere karşı Arayış Dergisi'ni çıkaran kadro içindeydim. Doğru, 81'de çıkarıyorsunuz galiba. 81'de evet. Evet, Şubat 81 olması lazım. Ve evet. Türkiye'de 12 bin aydına mektup yazdı Bülent Ecevit. Gelin bana katkıda da bulun diye. 12 kişi cevap verdi. 6 tanesi de biz seninle bir işimiz olmaz diye yazdı. Pardon, 12 bin, 1200 kişiye yazdı. Hmm. 1200 kişiye yazdı. Cevap veren, yani dergiye katkıda bulun diyen 12 kişi cevap verdi. Bana mektup yazmamıştı, ben kendim gittim. 12 Eylül'den sonra, yıllar sonra şimdi 12 Eylül'ü yaşayanlar anlatıyor. İşte sol gençlere de aynı merkezden, sağ gençlere de aynı merkezden işte silah veya sopa dağıtıldığı iddiaları var. Yani gerçekten siz nasıl yorumluyorsunuz? Hem yorumlamıyorum kardeşim. Hiç öyle yorumlamıyorum. Salak bir solcu grubuyla salak bir sağcı grubunun kavgasıydı. Olay buydu. Yani bana kimse gelip böyle geride komplo hikayeleri çok meraklıyız. Mesela 1982 anayasası ile ilgili hala o anayasa geçerli biliyorsun. Evet. Şu anda bizim evet. anayasamız o. Doğru. Değişiklikler yapıldı. Hala askerlerin yaptığı anayasa. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesine girdiği zaman TC anayasası yazdığın zaman kabul tarihi 1982 Doğru. yazıyor. Şimdi orada da yok şeffaf vardı, yok halk bilmem ne yaptı, yok şunu yaptı, yok. Hiç öyle bir şey değil. İnsanlar gitti tıkır tıkır anayasaya oy verdi. Peki bir şey yok mudur? Yani mavi rengin, beyaz rengin. Yok canım bırak Allah aşkına palavra ya. Bir baskı, palavra. Baskı yok mu? Ya palavra kardeşim ben size söylüyorum yani bu yok öyle bir şey ya. O bizim solcuların uydurması, benim arkadaşlarım hepimizin kendi kendimize. Bak ben samimi söyleyeyim, ben gidip oy vermedim. Çünkü hayır demek de istemedim, evet demek de istemedim. Niye dersen, anayasa yapılsın askerler gider bir önce diye düşünüyorum. Belki de insanlar böyle düşündüler. Yani bu da var. Ama gidip oy verdiler ya. Ve biz de siviller, demokrat, şahane, anlı, şanlı siviller 82-2023 kaç yıl? 41 ya, yıl. Kenan Evren'in hani şartların oluşmasını, olgunlaşmasını bekliyorduk. Lafını nereye koyuyorsunuz mesela? Ya Kenan Evren asker. Bak şimdi biz eğer siyasetçilerin dedikleriyle her şeyi değerlendirmeye kalkarsak yanılırız. Bazı siyasetçiler, bazı askerler ağızlarına gelirse söylerler. Şimdi Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı neler söyledi bir zaman? Ananı da al git dedi. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir dedi. Bunlar siyasetçilerin, askerler de böyledir. Ağzına, Evren'i sen bilmiyor. Evren, yani Evren'in konuşmalarına bir baksan sen diye. Bazıları komedi. Metin Akpınar komedisi gibi yani. Ağzına gelen her şeyi söyleyen bir adamdır. Bunu onu savunmak için söylemiyorum ben. Böyle. Karakterleri böyleydi. Ama şunu eğer dersek kendi kendimizi aldatırız. Bak eğer bir bahane uydurursak efendim o sırada işte ülkücülerle bilmem neleri tek merkezden yönlendiren bir güç vardı. Bu ne demek biliyor musun? Orada o dönemdeki o solcuların, o dönemdeki ülkücülerin yaptığı hataları hiç görmezden geliyorsun. Neler yaptılar ya? Neler yaptılar? Ya Erbakan ve İslamcılar uzak durdu ama galiba epey bir. Erbakan'la karışmadı Allah için. Hiç karışmadı Erbakan'la İslamcılar o işe. Onlar yoktu. Ben zaten Erbakan'ın hiçbir zaman en küçük bir terör olayı dışında içinde olduğunu görmedim hayatım boyunca. Allah için ya bunu ya benim yaşıma yaşayan herkesin çok açık gördüğü bir şey. Ama bu ülkenin o dönemdeki dev yolcuları, şunları, bunları ve ülkücüleri maalesef çok büyük tarihi hatalar yaptılar. Biz, evet. Orada eleştirecek olan neydi biliyor musun? Onu soracağımıza şunu sorsak ya peki toplumun büyük kısmı buna karşıydı da niye hiç sesini çıkarmadı? Niye? Niye demedi ki ulan sen kimsin şurada 1500 tane solcu gelip benim hayatımı bu hale getiriyorsun demokrasiyi? Öbürüne niye demedi? Sen ne biçim ülkücüsün bu hale getirdiğin ülkeyi elinde tabancayla sokaklarda barikatlar kuruyorsun? Yok muydu barikat kuran ülkücüler? Yok muydu barikat kuran solcu? Diyebilir miydi böyle bir şey? Efendim? Diyebilirler miydi? Başka Batı toplumunda diyor. Batı toplumunda bir terör olayı olduğu zaman 1 milyon kişi yürüyor. Oluyor demokrasilerde oluyor böyle şeyler. Niye? Arjantin'de de oluyor. Orada da oluyor. Peki. Ha askeri darbeye mani olamazsın. O başka silah. Elinde silah bulunan insandan ben korkarım. Bak sana söyleyeyim. Ben ister devlet kuruluşu olsun
İster özel kuruluş olsun. Elinde silah olan kuruluştan korkarsın insan olarak. Peki 27 Mayıs'la 12 Eylül'ü kıyaslayacak olursanız ikisi de Amerikancı darbe diyebilir miyiz ya da fark var? Ben öyle komplo teorilerine pek şey yapmıyorum ben. Yapayım. Ben yapmıyorum. Hiç Amerikancı darbe diye falan görmüyorum ben. Bunlar kendi iş dinamiklerimizle bizim ortaya çıkmış olaylar. Yani 27 Mayıs Türkiye'de bütün bugün yaşadığımız kötülüklerinin sıfır noktasıdır. Başlangıç noktasıdır. Bak bana sorarsan. Hepimizin hayatını bugün bu geldiğimiz kutuplaşmaya kadar getiren kötülüklerin ilk adımı 27 Mayıs darbesidir. Ve onun sonucunda seçilmiş 3 insanın asılmasıdır. Bunun affedilecek hiçbir şeyi yok. Ve ne yazık ki o dönemin kendisine Türk ilericisi denilen insanları bu işe yattılar. Yani bunun ciddi bir öz eleştirisini yapan da fazla çıkmadı. Peki solcu tırnak içinde diyelim, kendini öyle tanımlamıyordu gerçi İsmet İnönü ama yani o başbakanlığı kabul etmesi, yani darbecilerle iyi geçinmesi, tamam arkasında İnönü var demiyorum. Ben sana bir şey söyleyeceğim evet. Ya. Şu anda hükümetin en büyük destekleyicisi Mehmet Barlas. Ne yazdı acaba o yerden sonra? 12 Eylül'den sonra Mehmet Barlas'ın yazdıklarını okudun mu sen? Çetin Altan. Demokratlığından hiç kimsenin şüphe etmeyeceği Tayyip Erdoğan'ın devlet nişanı verdiği yazardır. Çetin Altan'ın yazılarını okudunuz mu? Abdi İpekçi. Öldürülmüş bir gazeteci. Korkudan mı yazdılar? Korku değil, hayır. İnançlarıyla yazılır. İnançlarıyla zaten asıl felaket orada. Peki siz arayışta darbeyi destekleyen bir şey yaptınız mı Ecevit? Hayır, yok. Tam aksine. Demek ki olabiliyormuştu. Zaten 6. sayıda askerler Ecevit'in yazı yazmasını sakladılar ve ondan sonra geriye kalan 46 hafta başyazıları ben yazdım. Yani bir ekiple toplanıyorduk, tartışıyorduk, başyazıları ben yazıyordum imzasız. Hasan Cemal kitabında Ecevit imzasız yazıyordu değildi. Ecevit bir daha gelmedi 6. haftadan sonra. Bir daha adımını atmadı arayışa. Evet. Peki Paul Henze'nin bizim çocuklar başardı lafını nereye koyuyorsunuz? Hani komple diyorsunuz. Ya şimdi Paul Henze bir tane adam. Bak yani bunları şey yaparsan Amerikalıların parmağı yok mudur? Vardır. Bizim parmağımız yok mu Orta Doğu'daki olaylarda şu anda? Hadi bana yok de. Yani Yemen'de. En azından darbe yaptırmıyoruz yani. Nasıl yaptırmıyorsun? Bir dakika. Yaptırıyoruz. Biz uğraşmadık mı Azerbaycan'da darbe çıkarmaya? Tansu Çiller zamanında. Süleyman Demirel uyarmasaydı Haydar Aliyev darbe oluyordu orada. Şimdi bak devletlerin başka devletler üzerinde emelleri olur. Ben buna bir şey demem. Türkiye'nin de vardır. Türkiye'nin şu anda kaç yerde askeri üssü var? Kaç yerde yardım şeyleri var? Tamam mı? Yani bunlar bilinmeyen şeyler değil. Ama yardım götürmekle darbe yaptırmaya kalkışmak... Ya yönlendirme, darbe yaptırtmak diye bir şey yok. Yönlendirme, bir grubu destekle. Biz Müslüman kardeşleri desteklemedik mi Suriye'de? Kapılarımızı niye açtık Suriye'deki iç savaşa? Benzer diyorsunuz. Hayır, benzer demiyorum ben. Ama bir şekilde müdahil olduk. 5 milyon Suriyeli niye var burada? Yani bunları konuşmanın bir şeyi yok. Zararı yok hiçbirimize. Bunlar devletlerin... Güçlü devletlerinde menfaatleri için başka ülkelerde kendi menfaatlerine uygun davranışlar olabilir. Sen bazılarına bunu, sen şimdi Suriye'ye gidersen, Suriye'de sorarsan Türkiye'yi, Suriye'deki iç savaşı çıkaran Amerika'yla Türkiye diyeceklerdir sana. Evet. Tamam mı? Mısır. Niye Mısır'la aramız bozuk bizim? Mursi'yi desteklediğimiz için değil mi? Yönetmenim uyarıyor, bir nefes alalım. Alalım. Devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, daha asıl heyecanlı bölüme gelmedik. 12 Eylül'e kadar geldik. Yok ben bunu anlatayım şeymiş. Yanlış anlaşılmasın burada söylediğim şeyler bunu. Ben bir gerçekten bahsediyorum. Evet. Şimdi hurafelerimize, kendi totemlerimize, kendi sembollerimize inanmak hakkımızdır bizim. Ama bilelim ki hayatta hiçbir şey tek taraflı değil. Yani Amerikalıların elbette vardır menfaatleri Türkiye'de. Elbette Türkiye'yi kendi menfaatlerine uygun bir şekilde bir yere doğru çekmeye çalışırlar. NATO içerisinde kalmaya, Batı'da kalmaya uğraşırlar. Ama bilelim ki her güçlü devlet kendisi de sınırlarında kendini güvene almak için, şunu yapmak için, bunu yapmak için başka ülkelerde bazı işlere girerler. Biz şu anda
Dün daha Davos dolayısıyla Irak Başbakanı açıklama yaptı. Türkiye'yi eleştiriyor. Niye? Türkiye içerisinde, bizim diyor, Irak içerisinde yaptığı bu hareketler diyor, bizim diyor, bizi aşağılatıcı şeylerdir diyor. Ama biz haklı olarak ne diyoruz? O zaman sen de Kandil'i evet, boşalt diyor. Boşalt diyoruz. Evet. Değil mi? Haklı oluyoruz yani. Bizim Suriye'de de haklı olduğumuz şey var. Yani biz oradayız ama daha önceden Suriye'de bütün savaşçılara kapıları biz açtık. Ya belki şu, tamam, yani Amerika tabii ki burada rolü vardır ama bizim de bunu yoktur demek de... Vardır. Herkes istediği şeye inanıyor. Benim karım da inanıyor Amerika'nın şey olduğuna. Ben bu şu tartışmayı sadece senle veya burada yapmıyorum. Her yerde yapıyorum. Kereteye gittim de neredeyse döveceklerdi beni yani bunları söylediğim için. Evet. Onlar da inanıyor buna. Evet. Yani ben bu konularda çok kalabalık bir şeyi temsil etmiyorum. Bu benim fikrim sadece. Eyvallah. İnanırsınız, inanmazsınız. Devam edeceğiz. Bir kısa bir nefes alalım. Tekrar devam edelim. Sevgili izleyenler, kısa bir ara, tekrar buradayız. Sevgili izleyenler, Kırmızı Masa tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam misafirim Ertuğrul Özkök, gazeteci, aynı zamanda yazar aslında. 5-6 da benim bildiğim kitabı var. 12 tane. 12 tane. Bak, ben onları biliyordum. Eksik söyledim. Kusura bakmasın üstad. Kitapları var. Bence yakın Türkiye tarihine, sosyolojiye, medyaya dair önemli eserler. Onu da belirtmek gerekiyor. Artı Hürriyet Gazetesi'nin 20 yıl yayın yönetmenliğini yapmış. Hem de en tartışmalı dönemde. Türkiye'nin en tartışmalı yayın yönetmenlerinden birisi. Ama aynı zamanda yakın Türkiye tarihinde çok iyi bilen bir isim. İlk bölümde 12 Eylül'e kadar geldik ama bu bölümde biraz daha güncele geleceğim ama aslında ilk bölüme başlarken Akit'e gelmeyi sormuştum ben. mutlaka biraz sonra konuşacağız, belki değineceğiz 28 Şubat ama özellikle o dönemde Doğan Medya Grubu, sizin döneminizde Aydın Doğan'ın yönettiği bir medya vardı. Başında sahip olduğu diyelim, yönettiğinden ziyade. Siz de yayın yönetmeniydiniz. Ama Akit Medya... Ben sadece yayın yönetmeni değildim. Aynı zamanda Doğan Medya, Doğan Yayın Holding'in başkan yardımcısıydım. Evet. Çok önemli. Başkanı da Mehmet Ali Alçındağ'dı. Yani Aydın Bey'in damadıydı. Yani en üst profesyonel yöneticisi bendim. Evet. Bütün grubun. Akit Medya grubuyla da çok ciddi polemikler oluştu. Zaman zaman belki manşetlerde... Vallahi oldu. Oldu ama bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim Akit'in sahipleriyle Aydın Bey arasında hep bir dostluk vardı yani. Evet. Birbirini ziyaret ederlerdi, çaylarına giderlerdi. Aydın Bey'e geldiler, ben biliyorum, hatırlıyorum yani sizin. Medeni bir diyalog vardı. Vardı, vardı. Yani niye olmasın ya? Ayrıca biz dağıtıyorduk galiba bir ara. Akit'te biz dağıtıyorduk galiba. Yani Doğan grubu dağıtıyordu, yanılmıyorsam ben. Şimdi tam emin değilim. Bir ara ama. Oldu galiba. Yaysat mıydı? Yaysat, evet. 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 Şimdi ya bizim bu ilişkiler, zaten benim üzüldüğüm nokta bu. Bak, rahmetli Hasan Karakaya. Evet. Kimse bilmez belki ama bizim Hasan Karakaya'yla biz konuşurduk. Hasan Karakaya'yı 28 Şubat'ta içeri aldılar. 3 gün kaldı içeride. Evet. Çıktığında ilk arayan bendim. Geçmiş olsun demek için. Ve alınmasını eleştiren şeyler yaptık. Biz girişimler yaptık. Daha sonra annesini kaybettiğinde rahmetli ilk arayanlardan biri bendim. O, ben ayrıldığımda Hürriyet'ten aradı beni, şey yaptı. Ve ne zaman annem, babamı kaybettiğimde aradı beni. Yani bizim onunla hep iyi bir ilişkimiz vardı ve zaten onunla Cumhurbaşkanlığı gezisine giden gazeteciler hep bana söylerdi. Abi, hep senden iyi bahsediyordu Hasan. Ama Hasan hiçbir zaman benim hakkımdaki düşüncelerini, benim temsil ettiğim düşünce hakkındaki düşüncelerini, eleştirilerini yazmaktan vazgeçmedi yani. Ben de vazgeçmedim. İlle vazgeçmemiz gerekmiyor bazı şeyleri iyi şey yapmak. Önemli olan konuşabilmek. Eyvallah. Bak, konuşmaktan, konuşacak kanalları kapattığımız zaman duvarların arkasında, işte o zaman birbirimiz hakkındaki hurafeler büyüyor. Birbirimiz hakkındaki düşünceler büyüyor. Büyüdükçe canavarlaşıyor. Karşımızda bir canavar var diye düşünüyoruz biz. Yani bu taraftan bakınca orada böyle bir layık canavar büyüyor giderek, bu taraftan baktığın zaman da orada böyle dinci bir canavar büyüyor giderek, neticede ya ikimizin cebinde de Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi var, TC numaralarımız aynı şeylerle başlıyor, aynı sandıklarda oy veriyoruz, gidiyoruz yani, tamam. Şimdi böyle bir ortamda bence bu şunun esiri olduk, ona çok üzülüyorum. Bakın, bu trolleşme. Bu trolleşme. İki taraf içinde konuşuyorum ben. Hiç ben sadece muhafazakar kesimi veya laik kesimi hiç sevmiyorum bunları ama başka bir sosyolojik tarih bulamadığım için böyle söylüyorum yani.
kampçı olarak bakmak artık istemiyorum. Yani konuşamayacağımız meselelerin ne kadar sayısı artarsa o zaman bir millet olma vasfını kaybetmemiz de o kadar hızlanıyor. Doğru. Neticede biz bir milletiz ya. Kimimiz daha çok namaza gidiyor, kimimiz daha çok camiye gidiyor, kimimiz daha az gidiyor. Bunların önemi yok. Neticede bu ülkenin %80'i, 90'ı kendine Müslüman olarak tarif eden, Türk olarak tarif eden insanlardan oluşan bir toplum bu. Ve biz geçmişimizde yani Cumhuriyet'in ilanından sonra iyi kötü bir millet olma vasfı kazandık yani. Yani hala milli takımımız kazandığı zaman ortak sevinebiliyoruz. Hala bazı ortak... Geçen gün bir AKP'li belediye başkanıyla konuşuyorum Adana'da, orada bir yerde, bir ilçin. Diyor ki okullara gidiyorum ben diyor, okullarda diyor bize oy veren bir bölge burası diyor. Her tarafta diyor bakıyorum diyor Ensel şarkısını dinliyor gençler. E dinliyor tabii. Yani onların çünkü kafalarında bizdeki gibi bölünmüşlük yok. Evet. Anladınız mı? Yani ben geçenlerde anlatıyorum bunu her yerde ve herkes de bilsin istiyorum. Bak benim başıma iki olay geçti. Bir tanesi 28 Şubat'ın ortasında. Kızım Gülümsün Bilkent Üniversitesi'nde okuyordu. Ve bir hocadan seçimlik ders almış. Amerika'dan geldi buraya. Naklen geldi. Aradı beni. Derse girmiş. Aradı. Baba dedi ya ben dedi bir şey yaptım. İnşallah dedi seni zor durumda bırakacak bir şey yapmamışımdır dedi. Ne yaptın kızım dedim. Ben dedi derse girdim dedi. Başörtülü bir kız girdi derse. Fakat hoca dedi o kadar aşağıladı. O kadar aşağıladı kızı ve kovdu sınıftan dedi. Dersten çıktım dedi. Gittim hocanın odasına. Ben sizin seçim dersinizi seçimle almıştım isteyerek. Ama vazgeçiyorum. Ben bu yaptığınız davranışları hiç tasvip etmedim dedi. Tamam. Kızım dedim. Ne demek bana dedim sen. İftihar ettim dedim senin bu yaptığını. Sana yakışan budur dedim. Tamam. Bak birinci olay bu. Onun gibi başımdan birçok olay geçti. Şimdi bir ikinci daha bir şey anlatacağım ama unuttum bunu anlatırken. Ha, torunum 23 yaşında kız torunum geçen gün bana dede dedi bana şu dedi türban olayını bir anlatsana sen dedi. Ne oldu dedi geçmişte dedi uluslararası ilişkiler okuyor çok da meraklı bir kız. Evet. Yani. Anlattım dinledi beni. Ben anlamadım dedi. Bir daha anlatayım dedim bir daha. Yine anlamadım dedi. Yani dedi bir insanın dedi başı örtülü diye okula girmesini nasıl engel olunabilir dedi. Bak kızın kafasında böyle bir sorun yok yani öyle bir sorun kategorisi yok. Ya bugünün Türkiye'sine dünyasına yakıştıramıyor. Yakıştıramıyor değil. Yani. Kafası basmıyor böyle bir şeyi. Nasıl? Ama bak Başakşehir'deki çocuklarla ilgili ben AKP'lilerle konuşuyorum. İlk o Başakşehir'in kurucu nüvesindeki AKP'lilerle. Onlar da bana aynı şeyi söylüyorlar. Kendi üçüncü nesil çocuklarına türban olayını bizim oradaki türban kahramanlıklarımızı anlatamıyoruz. Ben de kendi, şey ifade etmiyor onlara. Ben de kendi çocuklarımdan biliyorum. Mesela soruyorlar gerçekten biz söyleyince gerçekten diyorlar başı örtülü kızlar okula alınmıyor muydu gerçekten? Evet. Yani inanamıyorlar yani. Evet. Şimdi anlatmakta güç. Çünkü hakikaten mantığa sığan bir tarafı yok. Değil, yok tabii ya. Şimdi böyle bir sersemliği yapmışsın sen toplum olarak. Toplum olarak değil. En azından topluma hakim bir kesim yapmış. Bazıları da alet olmuş buna. O da tamam. Çünkü zamanın ruhu içerisinde bazı kavramlar şey oluyor. Ama Türkiye'de bunu yasaklayanların hangi mantıkla yasakladılar? Yani hakikaten vallahi söyle... bilmiyorum işte Birleşmiş Milletler raporunu geçen gün Sedat Ergin yazdı galiba yanılmıyorsam. Birleşmiş Milletler raporunda varmış. Şu anda PKK'nın şeyindeki Suriye'de PKK oradaki YPG ve PKK'lılar okullarda başörtüsü yasağı getirmişler. Acaba Türkiye'yi mi geçmişteki Türkiye'yi mi örnek alıyorlar? Yani bilmiyorum neyi örnek alıyorlarsa işte var hala yani Orta Doğu'nun bir bölümünde de bunlar var hala devam ediyor. Öbür bölümünde de çocukları bırakın başörtüsü kızları okula göndermiyorlar. İzin vermiyorlar. Peki AK Parti ve Erdoğan olmasaydı bu yasak hallolur muydu sizce? Vallahi bence şu veya bu biçimde halledilecekti bu mesele. Çünkü yani bu kuşaklara bunu anlatmak mümkün değil. Ama burada Erdoğan'ın çabasını, katkısını inkar etmek mümkün değil yani. Onun iradesini inkar etmek mümkün değil. Dolayısıyla
Oldu. Birileri yaptı bu ama işi. Ama bugün hala siz de şimdi gazeteciyiz. Siz de gündemi çok iyi takip ediyorsunuz. Ya Cumhuriyet Gazetesi, ya sıradan bir gazete değil. Türkiye'nin en köklü gazetelerinden biri. Ya o gazeteye röportaj veriyor mesela. Hüsamettin Cinduruk veriyor. İbrahim Kaboğlu veriyor. Bazı isimler röportajlar veriyor. Diyor ki mesela sakın ha yani başörtüsü laikliğe aykırıdır. İşte bunu teminat altına almak için bir şey yapmamak lazım. Sakın buna veto edin. Bunları bak. Bunlar ama var olacaktır. Yani. Bunlar ya buna sonsuza kadar olacaktır. Tamam ama troll değil ki bu adam yani. Tamam da bunlar olacaktır. Onlar. İşte o yüzden Cumhuriyet'in sattığı gazete sayısı da belli. Şimdi yani. Siz CHP'de bu zihniyetin azaldığını düşünüyor musunuz? Kesin. Kesin. Hiç yani ben. Her yerden biliyorum. Tamam ya. Kemal Bey ciddi olarak dönüştürdü. Bak buna evet bunu kabul ediyorum. Hiç. Ama bir şey söyleyeyim kalkmayacak Türkiye'de. Şu da kalkmayacak. Herkes başını mutlaka örtmeli Taliban zihniyeti. Bu da kalkmayacak Türkiye'de. Bu da var. Dünyanın bütün toplumlarında sosyolojik olarak bunlar vardır. Biz karımla İsrail'e gittik Tel Aviv'de. Bir semte girdik ve hoşuma gitti. Biraz yürüyelim dedik. İshak Şamir'le mülakata gitmiştim. Arabadan inerken durdurdular bizi. Karımın çünkü elleri açıktaymış. İnemezsiniz dediler burada bu semte. Burası dediler şey radikal, ortodoks bir Yahudi mahallesi burası. Burada inemezsiniz dediler. Şu anda İsrail'in başındaki en büyük dert ortodoks radikal Yahudiler. Güçlendiler. Yani bunlar toplumlarda var olacak ama toplumların ana gövdelerine baktığınız zaman, ana gövdelerinde artık bu konuda bir konsensüs var. Var mı? Ben de o yüzden başından beri hep şunu savunuyorum. Özgürlükler anayasalarla garanti altına alınmaz. Özgürlükler ancak mutabakatlarla, toplumsal mutabakatlarla. Tamam, yani şunu, yani senin çocuğunla benim çocuğumun, torunumun düşüncesiyle çözülür. Yani anlamadım. Nasıl bir şey bu? Bunu normalleştirmiş artık yani onun için garip ve marjinal olan şey türban takan başörtüsü takan insanların hayatlarını yaşamalarında iş yerlerinde okullarda engellenmesi böyle bir şey aklını almayacak yani o yüzden hep demokrasilere onu diyorum ben demokrasiler cıslar yaratmalı cıslar artık bu ülkede kimse türbanı tekrar yasak haline getirecek bir şeye parmağıyla dokunma cüretini gösterememesi lazım. Bu da ancak anayasalarla olmaz. Anayasaları çünkü biz yani Özal'dan itibaren başladık. Bir kere delinse ne olur? Yani az şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci defa mı seçilecek? Üçünün bunu anlaşamıyoruz. Anayasa maddesi açık ortada duruyor. Bu konuda anlaşamıyoruz yani anladın mı? Anayasalardan daha büyük olan bunun bir kültür haline gelmesi. Bizim artık inançlarla ilgili bu kültür noktasında olmamız. Ama maalesef işte kültür haline gelmediğini de zaman zaman görüyoruz. Yani bazı kesimlerde yani kalacak öyle. Hiç ondan umut bak bir şey söyleyeyim. Onu hiçbir şekilde umutlanmayın. Toplumun tamamı ama, böyle olacak diye. Ama Ertuğrul Bey bakın siz de işte gazetecisiniz, sosyologsunuz aynı zamanda. Aslında bu yasağı uygulayanların yani toplumdan ciddi bir destek gördüğünü de söyleyemeyiz. Yani yasaklayanlar çünkü ilk seçimde gitti. Millet onları sandıkta gömdü mesela. Gömdü. İşte demek ki çoğunluk, yani tamam. Azınlık bir kesim iktidarı ele geçirdiği zaman uygulayabiliyorsa yarın yine uygular. Bence. Dolayısıyla anayasal teminat bu anlamda. Bence düşünmemiz gereken konu o zaman şu. Azınlık bir bölümün fanatik azınlıkların iktidarı ele geçirmesini önleyecek bir kültür nasıl yaratılır? O zaman bunu da konuşalım. İşte o zaman da benim buraya gelip konuşmam, senin beni çağırman, burada şunları böyle konuşmamız çok büyük önem kazanıyor. Bizim artık ortak konuşma alanlarımıza, agoralara ihtiyacımız var bizim. Yani bir yerde gelip konuşacağız. Sinirleneceğiz birbirimize belki. Ben evde karımla bazen yani Uğur'la da kapatıyorum telefonu artık. Yeter Tansu öldüreceksin beni diye. Tamam. Yani bu da güzel bir şey. Ya insanlar tabii ki farklı düşünecek. Tabii ki öyle bu. Yani İnsanın tabiatında olan bir şey. Mühim olan dayatma. Ama bunun aksi de var. Bunun aksi de var. Yani eminim şu programı izleyenler arasında da dayatarak başörtüsünün herkese empoze edilmesi gerektiği düşünenler vardır. Yoktur diyemem. Mutlaka var. Vardır. Evet. Vardır. Aksi. Yani bu açık. İşte İran'ı görüyoruz. İşte Taliban'ı görüyoruz. Yani. Şimdi şöyle Ertuğrul Özkök'ün dönüşüm süreci var. Şimdi sevgili yönetmenim hazırsa eğer şu resmi de görelim. 5 numaralı fotoğraf. Tabii orada Ertuğrul Özkök'ün duruşu da
klas bir duruş diyelim. Yani 5 numaralı fotoğrafı verirseniz Özal'la, yani genç bir gazeteci olarak Cumhurbaşkanı Özal'ın karşısında özgüvenli bir duruş var Ertuğrul Özkök'te. Ama Özal'ı da sevdiğini biliyoruz. Siz sosyalist düşünceden liberal düşünceye gidiyorsunuz. Özal geçirdi beni. Özal sayesinde. Kolumu tuta tuta. Bak diye bak diye bak diye. Liberalizm böyle. Ya, evet. Yani Özal aslında özgürlükçü birisiydi. Türkiye'yi dünyaya açtı. Ah, ben sana söyledim. Evet. Ben hayatımda. Şu duruş evet. Şimdi bıyıklı elleriniz arkada değil mi? Değil değil. Ellerim arkada mı bilmiyorum. Ben öyle görüyorum. Eller bilmiyorum. Arkada görüyorum. Belki arkadadır yani bilmiyorum. Bu bir resmi resepsiyon bilmiyorum. Tarzı bir şey herhalde. Resepsiyon bu şeyde. Cumhurbaşkanlığı köşkünde herhalde bir daha smokin olduğuna göre ya evet. Ya şeydir. 29 Ekim davetidir büyük bir ihtimalle. 29 Ekim. Yayın yönetmenisiniz o zaman Hürriyet'te. Vallahi bilmiyorum yayın yönetmeni. Yani Ankara temsilcisi de olabilirim o sırada. Çünkü Cumhurbaşkanı'dır muhtemelen Özal. Siz 89'da Cumhurbaşkanı... Ha tabii tabii. 93'te oldu. Şey, evet. 89'da oldu ama ben oldu. 89'da şeydim. Ankara temsilcisiydim. Ben 90'da oldum şey. 90'da oldunuz. 90'da oldum. Evet. Yani bence Özal Cumhurbaşkanı olabilir. Kostüm falan onu gösteriyor bak, biraz. Bir şey anlatayım. Ben hayatımda hiçbir zaman şucuyum bucuyum demedim. Bana Kemalist misin dedi. Ben Kemalist değilim kardeşim dedim. Tamam. Ben Atatürk'ü seven bir insanım ama Kemalist falan değilim. Kemalizmi ne olarak görüyorsunuz? Bilmiyorum. Ben ideoloji haline gelmiş her türlü düşünceyi bana şey geliyor. Şimdi ya Özal hayatta siz... bir tek şey var. Evet. Ben Özalcıyım dedim. Ha, Özal sizi nasıl etkiledi? Ben onu merak ediyorum. Jurnalcıyım dedi. Bir tek şey beni Özalcıyım dedim. Ve hala bugüne kadar bu ülkede Özal'ı en içten gelerek savunan insanlardan biriyim ben. Ve belki de tek kaldım artık. Çünkü unutulmaya da başladı, bilmem ne oldu falan. Şimdi benim gözümde Özal neydi biliyor musun? Benim gözümde Özal, Türkiye'nin dört eğilimini işte böyle masalar etrafında bir araya getirmeyi başaran insandı. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ekonomik reformlarını ve devrimlerini yapan insandı. Bugün bu ülkede hala bu ekonomi böyle gidiyorsa, bugün savunma sanayilerimiz böyle gidiyorsa, onun bu ülkeye getirdiği reformlarla oldu. Tamam. Evet. Üçüncüsü, Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçildikten sonra meclise veda konuşması var. Hüseyin Yayman, AKP milletvekili, onları kitap haline getirdi. Bulursanız mutlaka koyun bir tarafa. Orada Özal'ın iki defa konuşma yaptı. Bir tanesi mecliste başbakanken Cem Duna'yı TRT Genel Müdürlüğü'nden atmak istiyorlardı. Bütün muhalefet şu bu falan. Onu savunmak için yaptığı konuşmada. Ama asıl 89'da meclise veda konuşmasında Cumhurbaşkanı'na çıkarken yaptı. Diyor ki orada Özal. Bunun videosu da var şeyde. YouTube'da bulabilirsiniz yani. Evet. Bir toplumun diyor kalkınması için üç şey şarttır diyor. Bir, ifade ve düşünce hürriyeti. İki, inanç hürriyeti. Üç, girişim hürriyeti. Teşebbüs hürriyeti, evet. Teşebbüs. Bunlar olmazsa toplumlar kalkınamaz, kalkınsa da mutlu olamaz diyor. Bu benim hayatımda unutamadığım, benim hayat felsefemle ilgili unutamadığım şey budur. Ben şu parti gelir, bu parti gider, o parti gelir, bu parti gider. Hiç önemi yok. Hayatım boyunca 75 yaşına geldim. Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidar olamadı. Olabilir, normal. Ana vatana vermediniz mi Özal'a? Ana vatana verdim de gene olamadı. Bir kere verdim. Bir kere verdim. Son deminde yakaladım diyorsun. Yani bir kere verdim, olmadı. Onda da olmadı yani şey olarak. Şimdi bu üç özgürlük konusunda anlaştığımız zaman inan bana şu konuştuğumuz sorunların hepsi çok daha rahat halledilir. Kesinlikle. Ama yani maalesef iyiye gitmiyoruz. Daha kötüye gidiyoruz. Yani bu daha mı kötüye gidiyoruz? Daha kötüye gidiyoruz. Yani şöyle daha kötüye gidiyoruz. Toplumsal olarak kutuplaşmada ve konuşamama konusunda. Yani şeyden ben siyasetten bahsetmiyorum. Siyasetlerin her biri geçicidir kardeşim. Periyottur. Ama o da tabanlarını etkiliyor tabii. Kitleleri etkiliyor siyasetçileri. Etkiler tabii etkiler. Medyanın ama, tutumu. Etkiler ama neticede siyasetçiler gidiyor yani. Şimdi liderler geliyor. Dünyanın her tarafında çok etkileyici liderler çıkıyor. Yani Arjantin'de işte
peronlar çıkıyor, bilmem neler çıkıyor. İspanya'yı 30 yıl Franco yönetimi götürdü. İtalya'da kitlelerin ayağa kaldıran Mussolini'ler çıktı. Almanya, bütün Almanya'yı el kaldırtan Almanya'da liderler çıktı. Gidiyorlar. Yani neticede hepimiz ölümlüyüz. Eyvallah. Lider dediğin o gücü bütün yansıtan insan öldüğü gün zaten başka bir dönem başlıyor. Yani İspanya'da Franco öldü, demokrasiye geçti İspanya. Ha, orada da çok enteresan bir şey yaptılar. Bak onu da ben hep anlatıyorum. Bugün Türkiye'nin ciddi meselelerinden biri de o. Franco öldükten sonra İspanya'da demokrasiye geçerken ilk seçimlerden sonra tarihinin en büyük tartışması patladı meclisinde. Bir yıl boyunca tartıştılar. Franco, 30 yıllık Franco döneminde iç savaş yaşandı. 250 bin kişi falan öldü o savaşta. Ve Franco diktatördü yani. Despot. Yargılayacağız bunu dediler. Geçmişe yönelik. Yargılayacağız dediler. Mecliste bir tartışma çıktı. Yargılayalım mı, yargılamayalım mı diye. Sonunda meclis hayır kardeşim dedi. Bir çizgi çekelim. Buradan ileriye bakalım. Bunu kabul ettiler. Ve bugün dünyanın en güçlü demokrasisini kurdular. Şimdi bizde de hep bu oluyor. Geçmişe yönelik yargılama merakı var bizde. Tamam mı? İlle yargılayacağız. İlle yargılayacağız. 28 Şubat'ı yargılayacağız. 12 Mayıs'ı yargılayacağız. 27 Mayıs'ı yargılayacağız. Onu yargılayacağız. Tamam, bunu ama yargılayacağız. Ya. Şimdi bak araya 30 yıl girdiyse, araya 30 yıl girdiyse, tamam mı? Yargılamanın getireceği adalet duygusu, açacağı yeni yaraların, yaraların yanında küçük kalıyorsa, bence yargılamak ve çok büyük suçlar varsa yargılarsın. Ama başka darbe, bir şey. Darbe çok büyük suç yani, değil mi? Tamam, ya, yargılarsın onu ama yargılayamadık biz yani. Şimdi 27 Mayıs'ı yargılayamadık. Ne oldu? Darbeler komisyonu kuruldu. 28 Şubat'ta 12 Eylül ve 28 Şubat'tan başka hiçbir şey yargılanamadı. Ne 27 Mayıs'ı koyabildiler ya, ne 12 Eylül'ü koyabildiler. Bilmiyorum. Çünkü niye biliyor musun? Koydukları takdirde şimdi kendilerine destek veren gazetecileri de oraya koymaları gerekiyordu. Koyamadılar. Bütün yargılandı. Tamam mı? Yani gittik mecliste, biz hepimiz ifade verdik mecliste. Ben gittim mecliste konuştum. Yani bütün duruyor bu zabıtlar. 28 hepsi duruyor. Şubat için. 28 Şubat'la ilgili. 28 Şubat'ta bir şey söyleyeceğim. Benim yazılarımdan bir tane yazı bulamadılar. Darbeler komisyonuna koymak için. Kimi koydular biliyor musun? Mehmet Ali Birant'ın yazısını koydular. Çünkü Mehmet Ali Birant 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararından sonra bir yazı yazmış. Askerler de haklı diye. Benden yazı yok. Hürriyet'ten bir iki manşet var. Benden bir tek yazı yok. Ama buna karşılık... Abi o zaman sizin yazıları iyi okumamışlar o zaman. Hayır, yok. Yok. Ben gittim şeye verdim. Gittim orada iki defa ben meclis komisyonlarında gittim. Beni sigaya çekti meclis komisyonları. Tamam, onu bırakalım. 15 Temmuz darbesi ne oldu? Mecliste kuruldu. Bir sonuca varılamadı, yayınlanamadı sonuçlar. Yani şu anda yargılamalar devam ediyor. Birçok tamam sonuca bağlandı. Tamam da, mahkum tamam olanlar da, tamam var. Da, tamam da. İhraçlar oldu. Tamam da bak. Tamam da bak. Başka bir gerçek de var. Başka bir gerçek de var. Bazı şeyleri halkın kendisinin, halk unutuyor çünkü. Bak halk 27 Mayıs'ta unuttu. 12 Eylül'de unuttu. Bu son geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da ben üzüldüm. Daha 5 yıl bile olmadı. Tamam. Ben 15 Temmuz gecesi ne yaşadığımı bir tek ben biliyorum. Kimse bilmiyor bunları. Kimse de şey yapmıyor. Siz bir şey bizim yaşadınız mı? Yok. Hayır, tabii bak bir şey anlatayım sana onu da ben. 15 Temmuz gecesi biz Sedat Ergin Hürriyet'in genel yayın yönetmeniydi. Ben sadece yazarım. Hiç ne yönetim kurulu üyeliğim var ne bir şeyim var. Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz, eve geliyoruz. Bizim ikimizin evi aynı sitede, yan yana evlerimiz. Geçerken baktık. Bu taraf kapalı, bu taraf açık. Bizim gittiğimiz taraf. Saat kaç, hatırlıyor musunuz? Saat 9-9.30 falan o saatler. 9 yani 9 falan. Tam o sırada Sedat'a bir şey geldi. Ya galiba bir darbe oluyor falan. Böyle bir dedikodular var, şu var, bu var falan diye. Sedat'ın evine geldik. Kızım da geldi benim. Sedat'ın evine, Sedat'ın eşi. Ben, kızım oturuyoruz, şey yapıyoruz. Geri gideceğiz, yollar kapanmış. Sedat gazeteye gidemiyor. Tamam. Sedat'a dedim ki Sedat, hemen Aydın Bey'i ara. Aydın Bey Bodrum'daydı. Aydın Bey'i ara dedim.
Çıkıp dedim televizyonda, biz bu darbeye karşıyız diye konuşma yapsın dedim. Bu dedim, bunun yapılacağı gecedir burası dedim. Sedat bana dedi ki, ya sen ara istersen dedi. Sedat'cığım genel yayın yönetmeni sensin, sen ara istersen dedi. Ama ben de ararım dedim. Sen ara dedi Sedat. Sedat da aynı fikirdeydi benimle. Yani aynı fikirdeydi. Sen dedi rahat, daha rahat konuşuyorsun böyle konuları. Açtım Aydın Bey'i Bodrum'da. Dedim Aydın Bey, bakın dedim, bu bir darbe girişimi. Çıkın televizyonlarınızda hemen dedim. Bu bir darbedir. Biz bu darbeye karşıyız diye konuşma yaptım dedim. Bak yukarıda Allah var, sana bir şey. Aydın Bey dedi ki bana, aynı fikirdeyim seninle Ertuğrul dedi. O da duymuş tabii. Tabii tabii, o sırada. Seninle aynı fikirdeyim dedi. Yapalım bunu. Ama dedi, bunu kim yapsın dedi. Aydın Bey dedim, bunu siz yapın dedim. Bu şeref size ait olsun dedim. Ben dedi iyi ifade edemiyorum kendimi. Sessiz zaten şey falan dedi. Heyecanlıyım falan dedi. Dedim o zaman konuştuğu zaman sizin adınıza da konuştuğunu herkesin kafasında ikna edecek bir insan bulun dedim. O yapsın dedim. Sen çık o zaman konuş dedi bana. Dedim ben konuşurum ama bak dedim, son defa söylüyorum size. Ben olsam dedim bunu bana bırakmazdım, kendim yapardım dedim. Erdoğan Aktaş'ı aradım. Biliyor musun? Bir saat ulaşamadım Erdoğan Aktaş'a. Bir saat ulaşamadım. Tam ulaştım. Erdoğan'a dedim, Erdoğan beni bağlayın. Gidemiyorum çoksa. Gitse stüdyoya gireceğim. Gireceğim içeriye. Benim kamerayı konuşacağım ben yani. Aydın Bey'in emriyle konuşacağım diye. Dedim ki Aydın Bey'in talimatıyla arıyorum dedim. Dedim çıkıp konuşacağım. Abi dedi bağlayayım ama dedi şu sırada dedi Hande Cumhurbaşkanı'na bağlanacak dedi. Ondan sonra dedi. Ben Cumhurbaşkanı konuşmadan 1,5 saat önce konuşacaktım. Bağlantıyı kuramadık. Şimdi ve çıktım konuştum. O gece televizyonlara kimse bunun üzerine durmuyor. Kimse de bana şey yapmadı. O gece televizyonlarda, o gecenin bana sorarsan kahraman, iki kahramanı vardır. Biri tabii ki Cumhurbaşkanı. Ama en az onun kadar iki numarası Binali Yıldırım'dır. Hatırla o geceyi. İlk o çıktı. Evet. İlk o çıktı konuştu. O emir veriyorum dönün evet, şeylerinize evet. diye. Binali Bey o gecenin kahramanlarından biridir. Doğru. Ben Binali Bey'le aşağı yukarı aynı saatte söyleyecektim bunu. Maalesef biraz gecikerek. Peki. Ama televizyonlarda çıkan ilk sivil darbeye karşıyız konuşması yapan insan benim. Peki siz bunu öğrendiniz. Boğaz kapatılıyor, bu bir darbe girişimidir diye Sedat Ergin'le evet, konuşuyorsunuz. Bunun Gülenci bir yapımı olduğunu düşünüyorsunuz yoksa klasik bir darbe? Bize Gülenci diye geldi. Bize Gülenci diye geldi. Yani ama ben şunu dedim. Ben şunu Aydın Bey dedim. Gülenciler veya bu darbeyi yapanlar kazansa da kaybetse de dedim bu Türkiye için çok kötü bir şey bu dedim. Ve dedim biz bu konuda seçilmiş iktidarın yanında durmak zorundayız peki, dedim. Mesela CHP liderinin ve muhalefet liderlerinin şeyini yeterli buldunuz mu o gece yaptıklarını? Valla bilmiyorum. Onları değerlendirmek bana düşmez. Yani ben kendi payıma o gece sadece onlardan değil, başka televizyon, hükümet yanlısı televizyonlardan da ben daha cesur çıkışlar beklerdim. Sabaha kadar bir tek CNN karşı çıkan yayınlar yaptı. O yüzden gelip bastılar CNN'i biliyorsun. Öldürüyorlar da az daha insanlar orada. Bastılar, evet. Tabii tabii askerler helikopterle indiler Doğan'ın şeyin. Bizim alana helikopterle indiler. Hürriyet'in yazı işlerin çocuklar karşıdaki hastaneye sığınmak zorunda kaldılar. Hayatları ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadılar. Hürriyet'te bastılar. Peki, bu konuşmayı da yapınca biz iyice, delirdiler iyice yani şey olarak. Siz Fethullahçı yapıdan hiç bekliyor muydunuz bu çaplı bir şey yapacaklarını? Vallahi ben bana sorarsan zaten darbe yapılmıştı. Yani 17-25 Aralık'ta darbe girişimi yapılmıştı zaten yani. Bak 17-25 Aralık'ta da benimle ilgili herkes eleştiriyor falan ama kimse şey yapmıyor. Bana sordular Enver Aysever'in programında o telefon konuşmalarıyla ilgili. Ne düşünüyorsun dediler işte bakanlar rüşvet almış şu almış bu almış. Bak kardeşim dedim ben dedim illegal kaydedilmiş hiçbir telefon konuşması üzerine yorum yapmam dedim. Bana da bu soruyu bir daha sormayın dedim. Tek satır yazmadım.
illegal yoldan elde edilmiş telefon konuşmaları. 17-25 de darbe girişimiydi diyorsunuz. Tabii canım yani. Ya, ülkenin MİT başkanını alıp götürüyorlardı az daha evet. Yani. Yani gerçekten ben sana söyleyeyim mi? İlk darbe girişimi neydi ve başarıldı biliyor musun? Aydın Doğan'a kesilen 3 milyar dolarlık vergi cezasıydı. Onu Gülenciler mi yaptı? Tabii. Biz bulduk gittik kimler olduğunu hepsini. 14 maliye müfettişi var. Ne oldu sonuçları biliyor musun? 6 tanesi mi, 5 tanesi mi şu anda yurt dışında kaçacak. 2-3 tanesi hapiste. Geriye kalan da Maliye Bakanlığı'ndan kovuldu. Hepsi. Hepsi. Şimdi KHK ile eğer iktidar Millet İttifakı gelirse KHK mağdurlarını döndüreceğiz. Şimdi bak KHK konusunda ayırmak lazım. Tamam o başka ama KHK konusunda bir sürü gariban öğretmen şu bu falan yani Zaman Gazetesi'ne abone yapılmış yok Bankasya'da hesabı olan bilmem ne insan da gürültüye gitti. Bak benim karımın başına çok enteresan bir şey geldi. İzmir'de bir akrabasının amcasının cenazesine gitmiş mezarlıkta. Diyor ki biz diyor veriyoruz yanımızda da başka bir cenaze var diyor. Gömüyorlardı diyor. Baktım diyor hepsi başörtülü böyle kadınlar ama nasıl ağlıyorlar nasıl beddua ediyorlar diyor. Sırf kadın diyor. Tabii diyor yakınlaştık diyor ne oldu falan diye diyor. Gitmiş kadın demiş ki ölen bir arkadaşımızdı demiş. Kadın arkadaşımızdı demiş. Kocası öğretmendi. 15 Temmuz'dan sonra içeri aldılar. Nazilli hapishanede 6 ay yattı. Sonra çıktı. Serbest kaldı. Fakat hiçbir yerde iş bulamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Psikolojik bunalıma gitti ve intihar etti dediler. Karımın mezarlıkta başına gelen bu olay. Şimdi bu zavallı insanları, yani bunları artık hani erler var. Emir vermişler, çıkmış kışladan gidiyor. Şimdi bu insanları bu suçun asli failleriyle aynı tutmak yanlış. Bu vicdana sığmıyor yani. O insanlar bir de ayrıca yani sen bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından biz aldatıldık demişsin. Ne istiyorlarsa verdik demişsin. Böyle varken bu o zaman ben de sadece abone oldum. Benden abone olmamı istediler. Abone oldum Zaman Gazetesi'ne diyen bir insanın da bir bağışlanıcı tarafının olması lazım. Hayır, o kadar basit de etkileniyor mu bilmiyorum. Yani etkileniyor, etkilendi, çok etkilendi. Sen yani bir rakamlara baksan içeri alınanların falan yani. Tabii şimdi şöyle vicdan bak ben bir şey söyleyeyim. Evet. Yani hiç önemli değil. Nereyi desteklediğimiz, iktidar yanlısı olmak, muhalif olmak bunların ikisi de şerefli şeydir kardeşim. Ben yandaş medya lafını hiç sevmem ve kullanmam. Çünkü bir gazetecinin bir medya kuruluşunun iktidarı desteklemek ama babasının tamam, yani, ama hakkıdır. Yani, ekranlarda tamam. İzliyorsunuz ama yani şimdi sözüm ona iktidarı desteklediğini söyleyen gazeteciler çıkıyor. AK Parti ilçe başkanı bile örneğin ya da bir o partinin ilçe başkanı bile o kadar savunamaz. Hiç hatası yok. Tam tersine diyelim ki muhalefeti temsilen çıkan gazeteci de canhıraş bir şekilde partiyi savunuyor. Yani bu nasıl bir gazetecilik? Bak şimdi bunlar gazetecilik nasıl bir gazetecilik falan. Yani bunlar normal bir demokraside var olacak şeyler. Gazeteciliğin bir modeli yok. Anladın mı? Ben mesela Özalcı olduğumu savunuyorum ben. Ne zorluklarla. Ama siz Özal'ın da yeri geldi mi yanlışını söylemez misiniz? Söyledim Özal'ın. Mesela ben referandumları yanlış bulduğum hep Turgut Bey'le şey yaptım. Hep. O konularda çok ya ciddi anlatmak istediğim vardı. O. Semra Hanım'ı il başkanı yapmasına falan bütün bunlara çok karşı çıktık o zamanlar biz. Şimdi bunlar diye ama bak önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan adalet ve vicdan. Yani hepimizin ister muhaliflik yapalım ister canhıraş destekle. Ama partini desteklerken karşındakine haksızlık etme. Haksızlık etmeden yap bu işi. Kendi tarafını destekle. Karşı tarafa haksızlık etme. Şimdi Hürriyet'ten ben ayrıldıktan sonra bundan bir süre önce bir AKP'li milletvekiline rastladım. Sohbet ediyoruz. Ya dedi sen dedi ayrılman belki de iyi oldu dedi. Daha rahat yazı yazıyorsun şu anda bilmem dedi. Evet dedim özgürlüğüme kavuştum dedim. Evet dedi belli oluyor dedi özgürlüğe kavuştum. Ama sor bakalım hangi özgürlüğüme kavuştum dedim. Nasıl yani dedi. Ya sor dedim bana bakayım hangi özgürlüğümü elde ettim ben dedim Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra. Nedir dedi. Sizi AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı övme özgürlüğüme kavuştum dedim. Şaşırdı.
övme özgürlüğüme kavuştum dedim. Bu şaşırdı. Ne demek bu ya dedi. Dedim çünkü orada Tayyip Erdoğan'ı eleştirme özgürlüğüm yoktu dedim. Tayyip Erdoğan'ı eleştirme özgürlüğüm olmayınca Kemal Kılıçdaroğlu'nda yanlış gördüğüm şeyleri de eleştirme hakkını kendimde görmüyordum ben dedim. Vicdanım el vermiyordu dedim. Onları eleştirme hakkı olmadığı için övme hakkını da kendimde görmüyordum dedim. Şimdi bunların hiçbiri yok. Tayyip Erdoğan'ı övüyorum. Her yerde söylüyorum. Geçenlerde her tarafta manşet oldu. Tayyip Erdoğan büyük işler yaptı. Türkiye'yi bütün dünyada, bütün dünyada büyük devlet olduğunu herkesin kafasına çaktı diye. Evet, samimi olarak inanıyorum buna. Ama arkasından kazara kazanırsa diye bir cümleniz de tartışıldı. Yani ya şimdi bak kazara kazanırsa tamam yanlış bir cümle. Söylemişsem yanlış olmuş. Yani, söylüyorum şu günlük konuşmada ağzımdan kaçıyor bir sürü şeyler. Burada da bulursun. Ya onun arkasında bir plan yok diyorsunuz yani. Yani kazanamaz zaten mümkün değil manası değil diyorsunuz. Yok canım öyle bir şey olur mu ya? Allah yani, aşkına. Ben kazara kazanırsa ifadesi tartışıldı çünkü. Ben hiç öyle Tayyip Erdoğan kazanamaz diye bir inancım yok benim. Var. Var. Kaybetme şansı da var. Kazanma şansı da var. Yani anketlere baktığım zaman ben iki şansı da var ortada. Onu görüyorum ben. Sehven oldu yani. Yani ağzımdan kaçmıştır. Evet. Ya olabilir böyle şeyler. Evet. Yani böyle mutlaka bir hocam. Ha bir de bir şey söyleyeyim sana. Mesela içimden gelen duygu da bu olabilir. Kazara kazansa duygusu bu olabilir içimde. Bunu ben inkar etmem. Kazanmasını istemez misiniz Tayyip Erdoğan'ın bir daha? Ya şimdi bak ben gazeteci olarak hayatımda hiç oyumu açıklamadım. Yok oy vermeye geçmişte. Vermezsiniz ama hiç kazanmasını istemediğiniz bak, isimler de vardı. Ben bir tek şey istiyorum kardeşim. Ben bugünkü yönetimden rejim bu. Rejim. Ben bundan memnun değilim. Niye? Niye memnun değilsin dersen ben bütün hayatım boyunca insan hakları, adalet, Türkiye'nin batı Avrupa Birliği'nde yer alması. Bunlar benim görüşlerim. Hep savunduğum görüşlerim. Evet. Ben böyle bir coğrafyada yer almasını istiyorum. Ama benim için insan hakları, adalet, insanlara saygı ve insanların korku duymadan rahatlıkça düşüncelerini söyleyebileceği bir ülke hayal ettim ben. Peki 28 Şubat'ta bunların hiçbiri olmadı. Ne adalet vardı, ne demokrasi vardı, ne... Ama bir şey söyleyeceğim. Bütün hayatım boyunca bunun için mücadele etmiyorum. Etmediniz ben. Ama desteklediniz. Bak şimdi desteklemedim. Bir dakika aynı şey değil o. 28 Şubat. 28 Şubat'ı açmayalım. Artık konuşmak istemiyorum. Çünkü benden başka geçmişin eleştirisini yapan kimse olmadı. 28 Şubat eleştirisi yapa yapa bugüne gelemiyoruz işte bak. Bugünü eleştiremiyoruz. Benim sıkıntım burada. Halbuki Silivri davalarını ben canhıraş bir şekilde konuşmak istiyorum. Ali Tatar'a yapılanları, bütün o içeride yatan Osman Kavala'ları, şunları bunları. Ben bunları rahatlıkla konuşabilmek istiyorum. Ama benzer dramlar 28 Şubat'ta da yaşandı. Ya yaşandı kardeşim tamam. Yaşandı bir şey demiyorum ben sana. Onların eleştirisini yaptık. Ama bugün yapamıyoruz daha. Bugün yapamıyoruz. Ben bunu anlatıyorum sana. Bugün de yapalım. Bir hesaplaşalım. 28 Şubat'ta şunlar oldu felakette. Bugün de bunlar yapılıyor. Bunlar da felaket. Bunları konuştuğumuz zaman bu ikisinden arınarak yepyeni bir Türkiye'ye doğru gideriz. İşte o zaman bunların hiçbirinin ortada kalkmayacak. Ama benim hata yapmam ne olacak? Benim hatam. Öyle kalmadı ama yani sonuçta iddianamede kararda bile şu deniyor. 28 Şubat'ta basının ciddi bir ortaklığı vardı, işbirliği vardı deniyor. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Ve siz de amiral gemisinin kaptanıydınız. Peki ben bir şey söyleyeyim size. Siz zannediyor musunuz ki şu dönem giderse bir gün Tayyip Erdoğan nasılsa bitecek bir dönem. Yani bir gün bitecek. Bu seçimde kazansa da zaten son dönem başlayacak. Yani bana göre tartışmalı o. Yani anayasaya bakarsan ikinci defa girebilir mi giremez mi tartışmalı ama orada da neticede Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. O da Tayyip Bey ne derse onu yapacaklar zaten. Şimdi o değil ama girse de bir üçüncüsü artık olmayacak. Yani bu son dönem olacak değil mi? Evet. Şimdi ondan sonra Türkiye tekrar geriye dönüp nasıl 28 Şubat dönemini siz böyle bu kadar hesap sonra tartıştınız. Bu dönem çok daha derin biçimde tartışılacak. Bak senin yaşın genç. Benim yaşım senin kadar değil. Ben belki göremeyeceğim. Ama sen göreceksin. Dersin ki bugün Ertuğrul Bey gelmişti. Ya bu dönemi 28 Şubat'ta kıyaslamayın Ertuğrul Bey. Haksızlık olmuyor kim? Gerçekten? Siz. Kim? Daha beteri. Bak ne diyorum sana. Bunu bütün kalbimle söylüyorum.
Şimdi, burada sen kabul et veya etme. Ben söyle, tamam, ben bir şey söylüyorum. Şimdi bir şey göstereceğim. Sevgili yönetmenim, 9-10'u arkasından 11-12'yi peş peşe verir misin? Şunun için diyorum, bakın. Hakikaten siz Ali Tatar örneğini veriyorsunuz ve ben bunu izledim. Doğru, haklısınız bakın. Ama 28 Şubat'ta ya 71 yaşında bir kadın, saçları dökülmüş, kanser tedavisi görüyor. Medine Bircan, Kemal Alemdaroğlu'nun yönettiği İstanbul Çapa'da başörtülü resmi var diye bunun tedavisini edemeyiz diyorlar. Çocuğu gidiyor, peruklu yaptı, fotoğraf yaptırmaya çalışıyor. Çok kötü bir şey. Yetiştirmeye bunu çalışıyor. Savunacak bir insan kadın hayatını kaybetti ya. İçinde şu kadarcık insanlık olan bir insan şimdi, bunu savunabilir ama mi? Ama o dönemin... Peki ben de sana bir şey söyleyeyim ya. Geçen günde öldü cezaevinde ya adam. 85 yaşında adam cezaevinde öldü. Kim o? Kim? İşte 28 Şubat'tan içeride yatan adam ama ya. Ama bu adam darbeci ama. Darbeden mahkum ya olmuş. Kardeşim bak... Şimdi bak büyük öyle, suç öyle yaparsan... Ya suçluyla masumu nasıl karıştırırsın? Peki ben sana bir şey soracağım. 28 Şubat'ta hapse giren bir tane gazeteci var mı? 28 Şubat'ta mı? Evet. Hapse giren bir gazeteci var mı? Yani hapse giren, ben size şunu söyleyeyim. Mesela Hasan Karakaya 3 gün tutuldu. 3 gün. 1 hafta tutulanlar oldu. Bak bak 3 gün. Artı ya 28 Şubat'ta... 3 gün bakın, diyorsun, bak. Şapka devriminden 70 sene sonra bile Şapka'ya muhalefetten hapis cezası alan gazeteci göstereyim. Ya kardeşim bak, kaç ne kadar yattı? Şimdi bak... 5 yıldır yatıyor içeride Osman Kavala. 5 yıldır yatıyor. Osman Kavala'yı sen tanıyor musun? Ya 28 Şubat türbandan hapis almış adam. Ya başörtü kızımız. Bakın türbanla mı? Evet tamam, bunlar işte bunları. Uyarısız atılacak. Ben savunmuyor mu bunları? Bak ben bunları savunuyorum. Bırakın gazeteci, yani bir başörtü taktığı için hapse girmiş. Ama bak buraya ben de sana. Yok yok, ben şunun için diyorum. Siz yani hafifletiyorsunuz 28 Şubat'ı. Hafifletmiyorum. Hayır hayır. Onun için anlatıyorum. Bak ben 28 Şubat eleştirilmesin diye bir şeyim yok benim. Ben yaptım eleştirimi kendim. Çünkü sizin manşetleriniz hakikaten şeydi, psikolojik harekatın bak kardeşim, gibiydi. Psikolojik hareket değil. Psikolojik hareket değil. Bana geldiler şeyde, meclis komisyonunda bir AKP'li milletvekili bana dedi ki gerekirse silah kullanırız manşeti. Benim dışımda 4 gazetede daha vardı. Sadece bana sordular bu soruyu. Çünkü o doğru, çok gazetede vardı ama evet, manşette siz vardınız. Evet. Yok manşette vardı. Manşet... Gazetelerde de vardı. Evet evet evet. Milliyet'te de vardı. Her yerde vardı. Peki dedim bak şimdi dinle beni. Ne yazıyor bunun altında dedim. Askerlerin dün verdiği briefingde briefingi veren komutan diyor ki askerlik kanunu, askerlik iç hizmet kanunu bize 33. kaçıncı maddesi şimdi bilmiyorum. 35. maddeydi. Evet. Galiba. Bize gerektiğinde silah kullanma etkisi veriyor diyor. Adam bunu böyle söyledi. Dinleyenler arasında kimler vardı onu biliyor musun orada? O salonda benimle beraber. O sırada postmodern darbe lafının mucidi Cengiz Çandar orada oturuyordu. Ali Bayramoğlu orada oturuyordu. O sırada askerlere karşı en büyük AKP ile beraber, yani daha doğrusu Refah Partisi ve şeyle mücadeleyi veren Hasan Cemal de orada oturuyordu. Şimdi bana bunu sordu AKP'li milletvekili. Dedim ki tamam, siz bana sordunuz dedim. Ben de söylüyorum size. Onu ben demedim. Askerler söyledi. Ha bana dersen ki niye sen bunun manşeti çıkardın? Ha ben senin onunla tanışmam. O benim gazetecilik olarak akılda kalacağını düşündüğüm ne verirsem ben onu veririm oraya dedim. Onu seninle tartışmam. Senin fikrin, ben olsam bunu manşet yapmazdım. Tamam mı? Yapmayabilirsin. Bir dakika evet, yapmayabilirsin dedim. Bu senin de hakkındır. Nitekim bazı gazeteler yapmadılar. Ben yaptım. Benim gibi 3 gazete daha yaptı. Yalnız ben size bir şey soracağım. Bu iç hizmet kanunu hala geçerlilikte, yürürlükte. Sen bana şimdi söyle bakayım. Siz dedim. Siz bana söyleyin bakayım dedim. Bu kanunun kaldırılması için ne yaptınız dedim. 26 ve 27'yi verir misiniz? Ertuğrul Bey'in bahsettiği manşette göre. Evet evet, gör bak yani. Ben sana söyleyeyim. Anlatıyorum ben sana bunu. Yani şimdi şöyle bakın burada şu, bakın manşetlerinizde şu olsa anlarım. Mesela diyelim ki 411 el kaosa kalktı sormayacağım ama bu manşeti atıyorsunuz. Eyvallah, atabilirsiniz, gazeteciliktir. Mesela 28 Şubat'ta tanklar yürümüş. İşte silah kullanırız demiş. Mesela şöyle bir şey, insan o zaman demokrat gazeteci hani şöyle bir şey arıyor bu defa. Diyor ki mesela ya mesela şöyle başlık atabilir miydiniz? Tanklar kaos için yürüdü. Mesela örnek veriyorum. İşte aklıma gelse atardım. Yani tankların yürümesini biz şey yaptırıyoruz. Yani şimdi bak ya bunları konuşmanın niye manası yok? Ben hiç, çünkü bunları askeri çok eleştiren bir başlık yok çünkü. Yani askeri yasakları eleştiren bir başlık, bir yazı yok. Bak
Tamam. Bir tane mi olmaz? Sen bu eleştirileri bana yap, ben evet derim, haklısın derim sana. Tamam mı? Ben niye bunlara itiraz edeyim? Yapmışım geçmişte. Peki ben Beyaz TV'de bizim Melih Gökçe'nin oğlu, evet, beni programına çağırdı. O da aynen bunları. Ben bunları 120. defa veriyorum. Yok, ben bunlara bakın niye attı demiyorum. Mesela burada Kur'an kursları irtica, İmam Hatip liseleri bile irtica şeyi. Rakamlar. Bunlar askerlerin irtica verdiği şeyler bunlar. Şimdi demek istediğim şu. Ben Hürriyet'i tanıdım. O dönemde ben gazeteciydim. Yani en çok alındığım şey şu. Olabilir askerin görüşünü tabii ki gazeteye yansıtırsın. Ama ya bir şey vardır. Mesela Radikal Gazetesi'nin bir manşeti vardı Erdoğan mahkum olduğuna. Vicdanlar yaralandı diye. Evet. Yani bir tane Hürriyet'te ya bu kadar da aynı, fazla. Aynı Radikal Gazetesi muhtar bile olmaz manşetini attı. Onu hiç konuşmadınız. Tamam. Ben bir tek sütun koydum, beni konuştunuz hep bak. Tamam mı? Çünkü sizin yani bir tane vicdanlı manşet göremediğimiz için belki. Var var, çok var. Çok. Mesela çok, bir tane söyleyemezsiniz. Bak ben sana. Ya ben şu askerleri şu noktada eleştirdim ya, diyeceğiniz tamam bir manşetiniz da, var mı? Tamam da bak yok. Şimdi bunları böyle konuşursak ben sana buraya şu anda şu son 10 yıla ait 38 tane manşet getirirdim ki kendim kadar eminim. Bu dönem geçtikten sonra çok konuşulacak. Bunlardan çok daha fazla konuşulacak. Bunun içerisinde sizin gazeteniz de var. Şimdi yaptığımız işlerden, manşetlerden mana okuyup ben olsam yapmazdım. E sen olsan yapmazdın. Ama sen ben sen değilim. Peki. Tamam mı? Yani şimdi bu bunları tartışmak bence manasız. Tamam, korktunuz. Bugün de yapılır. Ben sizin gazetenizden ne manşetler çıkarırım böyle çıkarmaya, hesaplamaya kalkarsam. Bakın ben buradaki tamam toptan, toptan şey yapmıyorum zaten. Ben diyorum ki yani numune de olsa ben bir tane. Ben senin bazı eleştirilerine katılıyorum. Bak benim aslında en üzüldüğüm şey ne biliyor musun döneme ait? Bunları boş ver. Bunlar çünkü hepsi. Mesela kaos. Ben dedim ki 411 el kaosa kalktı. Vay efendim milletvekillerinin verdiği oy kaos dediler dedi. Ya bir şey söyleyeceğim. Anayasa Mahkemesi Burhan Kuzu 7 Haziran seçimlerinden sonra konuşma yaptı. Gaziantep deminlerde millet kaosa oy kullandı diye. Kimse ona bir laf demedi. Gir YouTube'da bulursun. Bakın bunları anlayabiliyorum. Bunları anlayabiliyorum. Ama siz bir demokrat dediniz ya, özgürlük gazetecilik, bayağı, özgür gazetecilik. Ben sana ben demokratım derken hata yapmadım demiyorum. Bak ikisi aynı şey değil bunlar. Tamam mı? Şimdi ben bunları yani hükümete mesela ben bunları artık tartışmayacağım. Yok, onu tartışmanızı da istemiyorum. Şu Ertuğrul Bey şu yani hakikaten ben de istemiyorum. Çünkü ben bu konularda çok cevap verdiğinizi biliyorum. Yani çok verdim. Verdiniz. Artık yani artık manasız da geliyor. Manasız da geliyor. Niye biliyor musun? Çünkü bu dönemi eleştiremediğimiz zaman o dönemi artık konuşmak bana aynı biraz önce sana söylediğim gibi o dönemi eleştir. Peki, eleştir bu tarafla ilgili. Ama şu olabilirdi belki. Yani şu olabilirdi. Yani insan yine de diyor ki ya bu kadar yani 28 Şubat sürecinde 3-5 senede bir tane de keşke ya yeter artık paşa ya da bu kadar da Türkiye yakışmıyor. Yani millet iradesine saygı duyuyor. Askerlerle sen zannediyorsun ki bizim böyle bir manşetiniz yoktur. Askerlerle yani bizim aramız çok iyi zannediyorsunuz. Ama manşetiniz yok. Askerler bizden hiç haz etmiyor. Kardeşim bak ben bazı şeylerde, tamam mı, bazı konularda ben devletle çok fazla karşı duracak şeyler yapmadım. Benim anlayışım dış politikada eğer bir savaş varsa ben ülkemi desteklerim. Tamam mı? Ama içeride şimdi oluyor. Bunları yaptım. Bunlar. Bu Tayyip Erdoğan için de yaptım. Ama tehdit görüyor mesela. Başörtülü tehdit görüyor. Bir şey söyleyeceğim sana ya. Yani Tayyip Erdoğan kurduktan sonra partisini AKP merkezini ilk ziyaret eden gazeteci benim. 2 gün üst üste yazılar yazdım. Ortalık birbirine geçti. Övüyorsun diye. Tayyip Erdoğan'ın ilk büyük tam sayfa mülakatlarını ben yayınladım. Şimdi bak eğer dönemlerin acılarını birbirleriyle yarıştırmaya kalkarsak anlaşamayız. Eyvallah, tamam. Çünkü senin döneminin acısı senin yarayan yerin orası. Benim dönemim acısı da benim yarayan yerim burası. Bu dönem benimki. Peki hiç tamam Mehmet Ali Birant şöyle biz şey de bu dönemde çok haksızlıklara uğradık. O dönemde şimdi daha iyi anlıyoruz. Ama şu dönemi, tamam Ertuğrul Bey bugünü anlatabiliyorsunuz ama. Bakın, anlatamıyorum bugün daha. Hayır anlatamıyorum. Bence yok, anlatıyorsunuz. Yok. Hayır yani hayır. Kanallarda yazılarınızda da. Bir şey söyleyeceğim sana. Daha bugüne kadar ne Sabah Gazetesi'nin, ne Akşam Gazetesi'nin, ne Akit Gazetesi'nin, ne Tercüman Gazetesi'nin, ne ATB'nin bu dönemde Silivri'deki o İlhan Selçuklara, şunlara, bunlara, Türkan Saylanlara yapılan zulümlerini manşet olarak atan gazetecilerin hiçbiri çıkıp benim gibi cesurca geçmişiyle hesaplaşmadı ve öz eleştirisini yapmadı. Ben yaptım bunu. İçim çok rahat o bakımdan.
İyi ben bunu yaptım. O yüzden de bugün buraya rahatlıkla geliyorum. Teşekkür ve bana ederiz. Sorulan sorulara rahatlıkla cevap. Çünkü kesinlikle, o konuda evet. Müşteriyim. Ama bir şey söyleyeyim. Evet. Ben bugün de konuşmak istiyorum artık. Hayır. Türkiye'nin tarihi 28 Şubat'ta bitmedi. Eyvallah. Türkiye'nin ızdırap tarihi orada bitmedi. Bitmedi. Bak, bu ülkenin solcuları dayak yedi. Ülkücüleri tek parti döneminde, tabutluklar döneminde dayak yedi. Bu ülkenin solcuları, bilmem neleri, nazimetleri dayak yedi. Şimdi Silivri olaylarında kendisini laik kesimde görenler de dayak yedi. FETÖ'cülerden. Hem de çok dayak yediler. Şimdi bak artık Türkiye'de dayak yemeyen kimse kalmadı. Evet. O yüzden birbirimizi daha iyi anlamamız lazım. Bir noktadayız. Kesinlikle. O yüzden diyorum ki ben, tamam kardeşim, benim hatalarım benim hatalarım. Bunları ben hiçbir zaman da üzerimden atıp şey yapmaya çalışmadım. Darbeler komisyonunda çıktım. Dedim ki 22 Mart 1990 ile 2 Ocak 2010 tarihleri arasındaki Hürriyet'in genel yayın yönetmeni benim. Ne soracaksınız bana sorun. Evet. Patronuma da gitmeyin. Kimseye gitmeyin hesap sormaya. Bana gelin dedim. Yani manşetlere Aydın Doğan karışmıyordu zaten. Yok, hiç, Allah için. Peki geçtiğimiz sohbetin ileri geçen dakikalarında hani elinde silah olan adamdan korkmak lazım. Korkarım ya. Ben kardeşim. Peki 28 Şubat'ta hani öyle askerden de korkarım. Ben askerden çok, benim zannettiğiniz gibi askerlerle Şener Ergur'un telefon konuşmaları, daha doğrusu makamına gelenleri kaydediyormuş. Hatırlıyor musunuz? Yayınlandı bunlar. Öyle bir şey duymuştuk, evet. Orada benim için söylediği laflar var. Bu Ertuğrul Özkök denen adama güvenilmez diyor. Zaten bunun da soyadı diyor. Hilmi gibi bizim aynı Özkök diyor. Bunlara güvenilmez diyor. Ben de haber gönderdim. Doğru, güvenilmez. Niye güveneceksin ki bana dedim. Ya buna Hilmi rağmen Özkök, bunu diyorlarsa gerçekten. Hilmi Özkök. Vallahi bunu söyledi. Yemiyorum. Var ortada. Hayır, bunları bulursun. Hayır hayır. Bunlar onlardaki şeyi diyorum. Yani hakikaten enteresan. O dönem bizi Ertuğrul Allah Özkök neden korudu biliyor musun sen bizi o konuda? Neden korudu Allah bizi biliyor musun? Çünkü o dönemde Kıvrıkoğlu ayrılırken yerine gelmesi gereken neydi, o Başar bir vardı. Kara Kuvvetleri Komutanı o Edip olması Başar gerek, mi? Edip Başar olması gerekirken başka şey oldu. Sedat da bana telefon etti, dedi ya Ertuğrul dedi. Burada dedi, bütün kaideleri bozdular dedi. Sırf kendilerine yakın olsun diye dedi. Edip Başar Paşa'yı bunlar dedi harcadılar dedi. Otur yaz bunu dedim ben. Ya dedi yazarsak bunu dedi askerlerle aramız dedi çok bozulabilir bizim. Bozulsun Sedatçığım, ne olacak dedim ya. Tamam mı? Ondan sonra biz yarım sayfa bunun doğru olmadığı yazdım. Edip Başar çok demokrat bir insandı yani. Şey olarak, subay olarak falan, asker olarak falan bir şeydi. Bundan dolayı küstüler bizi biliyor musun? Peki. 2000'li yılların başına itibaren. İsmini açıklamayan paşa gerçekten ismini açıklamadan size bir şey söylüyor muydu yoksa? Yani bunlar zaten böyle der deyip siz kendiniz mi yazıyordunuz? Yok yok, hayır hayır. Ya işte bizim meşhur şey ya, bu defa Silahsız Kuvvetler Halesi'nin lafını söyleyen Deniz Kuvvetleri Komutanı rahmetli şeydi. Güven Erkaya. Güven Erkaya'dı. Yok yok, gazetenin manşetinde çoğu zaman ismini açıklamasını istemeyen bir subay. Evet. Mesela general. Yok, hiç öyle bir şekilde kendimiz uydurmadık hiç, asla bak. Mesela şey. Bir sürü palavra çıktı orada ya. Bizim için yok, tankları bir daha yürüttüler dedi. Hayır, evet. Biz Anadolu Ajansı'ndan aldık o haberi. Atladık o haberi, Anadolu Ajansı'ndan aldık sonra. 24-25'e de bakabilir miyiz? Şimdi burada şu var. Sevgili yönetmenim, 25-24. Biraz gelecek konuşalım. Gel. Tamam, gelecek konuşalım. Gelecek konuşalım. Bunu şunun için sordum. Çünkü mesela 10 Ekim 1996'da, bakın daha 28 Şubat'a epey var. Yani 90'a girmemişiz. Erbakan, merhum başbakan, ulusa seslenecek icraatın içinden. Ama maç sebebiyle iptal ediliyor. Ama Hürriyet'in manşeti yalan rüzgarı. Yani konuşmuş gibi. Yani ondan sordum, masa başında üretim yok muydu? Yok, hayır. Çünkü niye biliyor musun? O konuşmanın metnini daha önceden basına ambargalı olarak şey yaptılar, servis ettiler. Oradan geldi bize o. Bir yerden bulmadık biz o konuşmayı. Sonra çıkarmış son dakikada o konuşmasından bazı bölümleri. Yani gelen bize ilk ambargolu gelen metinde vardı o. Sonra dediler ki biz video yok, yayınlanacaktı yok, diyorsunuz. Yok. Yok. Yani. Evet. Yalan rüzgarı manşeti. 10 Ekim 1996. Dolayısıyla. Bu bir yorum bak. Ben sana bir söyleyeyim. Bu yalan. Bu yorum. Hayır, Erbakan olsa seslendi ve diyorsunuz ki asılsız şeyler söyledi. Hayır yani. Hayır, bu değil. Bu değil. Bu şeyden. Bu Libya'dan geldiği şey, Libya'da Müslüman kardeşlerle ilgili falan konuştuğu şey var ya, onunla ilgili bu. Bu bizim bu yorum. Ama o, sen bana dersin ya böyle başlık olur mu? Ben bunu kabul ederim. Tamam, bu yorum başlığı. Buna bir söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama öbürleri hep laflar. Mesela vallahi yani mesela şey yaptılar.
Erbakan için yanlış yaptı diye manşet attık biz. Ya o zaman Fethullah Gülen söyledi bunu. Fethullah Gülen'in ağzından ya, yazdık. İşte bize kaldı şeyi. İşte Fethullah Gülen'i bile mesela manşete çekiyorsunuz ama bir Refah Partili bakanla röportaj yok. Var. Erbakan'da kaç tane var? Röportaj. Tabii canım. Yaptıysanız ben denk gelmedim. Erbakan'la bir son mülakatımız olacaktı. Ondan vazgeçtik. Çünkü son dakikada bildirdik biz kimlerle gideceğiz diye. Bana haber gönderdiler Oktay Ekşi gelmesin diye. Ben dedim ki baş yazarımız gelmezse biz de gelmeyiz dedim. Son şeyimiz o. Yani onlar Oktay Bey'i reddettikleri için biz de gitmedik şeye. Peki sizce o Erbakan istifa etmeseydi sıcak darbe yaşanır mıydı? Bilmiyorum. Yani hakikaten bilmiyorum ama ben bir olay yaşadım. Yani aklı başında konuştuğum askerlerin hiçbiri darbeden falan. Ne demek istiyorsun böyle bir şey olur mu diye ya. Hatta Güven Erkayan'ın o bizim çok eleştirilen manşetinde hani bu defa silahsız kuvvetler çözsün. Okumamış onu AKP'liler bana mecliste sordular. Yazıyı okuduğunuz zaman yazıda diyor ki adam kardeşim bu devirde artık darbe mi olur diyor. Ne darbesi diyor. Eğer diyor bir itirazınız varsa bu ülkenin anayasal kurumları var diyor. Medyası var diyor. Muhalefeti var. Onlar konuşsunlar, onlar anlatsınlar diyor. Evet. Anladın mı? Ya 28 Şubat'ın tam hesabı sorulamadı anladığım kadarıyla. Ya soruldu. Ya hapiste adamlar ya. Daha peki medya medyada sizce yargılanmalı ya, mı? Ya bak sorun. Bence medya yargılanmaz kardeşim. Sivil toplum örgütleri yargılanmamalı. Medya, niye yargılanmalı? Medyada sorumlu paylar olan yok bak, mu? Bak bunu bir açarsanız kapısını yarın sen dahil, senin gazetenin başındaki insanlar dahil herkes aynı şeyden gider içeriye gün değiştiği zaman. Bunu gazeteciler için en büyük ceza nedir biliyor musun? Utançtır. Peki sadece askerlerle mi sınırlı kalmalı bu dava? Darbeyi kim yapacaksa o. Bir de unuttuğumuz bir şey var. İş ortakları yok mu bunun? Sermayesi var, medyası var. Peki mecliste yeni gelen şey için güven oyu kullanan partililer ne olacak? Erbakan gitti. El kaldılar. Kararları hayata geçirenler diyorsunuz. Evet. Doğru, orada da haklısınız. Ne olacak? Peki MGK kararlarını uygulayın diye imzasını yayınlayan Erbakan rahmetli ne olacak? Ya orada Erbakan'a haksızlık etmeyelim. Aa, ne haksızlık kardeşim? Meclise, imzada yayınlamış. Yani meclise gönderelim ilgili bakanlıklar ve mecliste kabul edilirse şeklinde. Gitti şey. Bakanlıklara gitti onlar. Bak bir şey demiyorum ben sana. Ben 28 Şubat kararları doğrudur falan demiyorum. Ama yani ya her gece ışıklar sönüyordu bu ülkede. Ülkenin en büyük bütün işçi kuruluşlarının başkanlarıyla işveren kuruluşlarının başkanları ortaklaşa basın toplantısı yaptılar. Şimdi bu kadar insanı sana alıp içeri atacağım dersen o zaman bu dönem içinde herkes için gelecekte ben o yüzden bak benim de çok büyük meseleleri olduğu halde ta eskiden beri hapse girdikleri zaman Mümtazar Türkönü'yü falan hep ya bu adamların hapiste olmaması lazım diye savunan yazıları ben yazdım. Ali Bulaş'la ilgili yazıları ben yazdım. Peki yani öyle bir şey ki o dönemde Ahmet Yukar Altan'la ilgili yazıları hep ben mesela yazdım. Nazlı Ilıcak'la ilgili yazıları Fatih hep ben Altaylı yazdım. Bugün de hayatta. Mesela o dönemde başörtülere çok iğrenç küfürler etti radyoda biliyorsunuz. Ya, ve gazetede de yeni vatandaşlık görevim diye bundan sonra ihbar edeceğim bunları falan diye. Mesela gördünüz o yazıları. Mesela demediniz ya Fatih bu çok ağır oluyor yani falan böyle bir şey olmadı mı hiç? Ya yönetmesiniz. Şimdi bunu. Bak bizim dönemimizde medyanın şöyle bir durumu vardı. Rekabetten dolayı biz kımıldayamıyorduk hiç. Çünkü nasıl biliyor musun? Öyle bir rekabet vardı ki sabah grubuyla bizim aramızda. Mesela Emin Çöleşan'la ilgili. Her yerde anlatıyorum bunu ben. Emin Çöleşan'la benim hiçbir zaman fikirlerim uyuşmadı. Hiçbir zaman uyuşmadı. Benim gazetemde yazıyordu. Benim gazetemde, yani benim derken benim genel yayın yönetmeni olduğum gazetede. Aydın Bey Emin'i işten çıkarın diye kızına ve bana durmadan talimat veriyordu. Bunun hakkı yok bu kadar insanlara haksızlık yapmaya diye. Fakat biz, Emin bizden gider, sabaha gider, 3-5 bin, 50 bin tiraj oraya giderse reklamda geri kalırız korkusuyla. Biz bazı şeylere katlanmak zorunda kaldık. Ve bana sorarsan, benim geçmişle ilgili bana yapılacak eleştirilerin en haklısı budur diyebilirim. Emin Çöleşan. Evet bu. Mesela bir tane daha var. Onu belki siz hiç hatırlamıyorsunuz. Onu da ben biliyorum. Sedat'la biz bunu çok muhasebesini yaptık Sedat Ergin'le çünkü. Osman Özbek diye bir komutan. Evet. Erbakan için çok ağır bir ifade kullandı. O ifadeyi kullandığında bizim çıkıp buna çok şiddetle tepki göstermemiz gerekirdi. Göstermedik mesela bunu. Göstermediğiniz gibi sanki destekler gibi paşanın yani öfkesi destekler gibi ne daha ağır sözler de gelecek bak, gibi. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani bu konudaki eleştirilerin
Hepsini haklısınız diye kabul ederim. Hepsini. Hiç şeyim yok. Göstermemiz gerekirdi. Ama buna karşılık mesela ben Aydın Bey'in talimatıyla yazı yazdım Rin sayfadan. Refah Partisi'nin kapatılmasının çok yanlış olacağını. Evet, o yazınızı biliyorum. Biliyorum, okudum o yazınızı. Yani Erdoğan'a Siirt'ten seçilmesi için değişiklik yapıldı anayasada. O değişiklikleri mesela çok güçlü bir şekilde destekledik. Yani bunları da yaptık biz. Ama hatalar hatalarımız. Ya ne yapalım? Yani peki, geriye dönüp bunları bana düzelt desen, düzelteceğim bir sürü şey ya, var benim. Ya, bir Bülent diyordu ya, yani ben ölümden korktum. Bir ara askerlerden çok korktum falan diyordu. Siz de diyorsunuz ki ben de o korkuyu yaşadım. Yani buna rağmen yaşadım. Yaşadım kardeşim, yani yaşadım. Yani ben, manşetleri atmanızda... Ben teröristten de korktum, mafyadan da korktum ben. Yani gazetenin yayın politikasına korkunun etkisi olmuş mudur? Yok, sanmıyorum. Yani korku değildi. Bak, bazılarını biz inanarak yaptık ya. İyi niyetimizle inanarak yaptık yani bazılarını. Bunu inkar etmek yanlış bir şey. Siz de aynı şekilde bir sürü hatayı bu tarafta da inanarak yaptı insanlar. Şimdi bakıyorum, okuyorum ben Hasan Cemal'leri, şunları. Ya şimdi bunlar, diyorsunuz birçok manşeti böyle atmazdık. Atmazdım tabii canım yani. Şimdi bugün olsa ben bu kafayla, şuraya geldiğim kafayla ben o manşetleri atar mıydım yani? Ama bak, ısrarla söylüyorum altını çizerek. O dönemle ilgili ben bu eleştirileri yaptım. Hasan Cemal de yaptı. Tamam. Ama daha bugüne ait, Silivri'den bugüne ait hiçbir eleştiri yapmadı. Ben Gökçekinoğlu'nun masasına 10 tane gazete manşeti koydum. Şimdi bak, beni çağır. O geldi bana kahramanlık şovlar yaptı. Azarlıyor beni, bağırıyor. Hatta bir sürü arkadaşım Aydın Bey bile, ne işin var senin orada? Dedim, bittim, anlattım ben. Ne olacak? Giderim dedim. Yani parmağını uzatarak böyle falan bana şeyler yaptı. Peki dedim, bitti. Şimdi bak dedim, sana 10 tane gazete bırakıyorum burada, manşetler. Ali Tatarlardan Türkan Saylanlara kadar. İlhan Selçuklardan şeye kadar. Evet. Tamam. Şimdi dedim, bak sen namuslu bir gazetecisin, dürüst, gençsin dedim, kariyerinin başındasın. Şimdi dedim, bu manşetleri atanları da çağıracaksın. Aynı şekilde o parmak hiç dedim böyle kıvrılmayacak. Aynı dedim, diklikte onu da düzeltip onlara da soracaksın bunu dedim. Aradan geçti 4 yıl mı 5 yıl mı dedi, hala yok. Peki şimdi bugünü de konuşalım dediniz ya. Evet. Hürriyet'in logosunda Türkiye Türklerindir yazıyor. Bugünün Türkiye'sine, dünyasına o slogan yakışıyor mu? Ya şimdi bak, bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Senin anayasanda ne yazıyor kardeşim? Ya tamam, biz gazeteciyiz. Bir dakika. Soruyu bana önce şöyle sorman lazım. Ya anayasamıza yakışıyor mu bu laf diye? Bence yakışmıyor. Peki. Ben açık ve net söyleyeyim. Bence yakışmıyor. Peki. Bunu çağırıp şimdi seçim şeyle başlıyor. Erdoğan bir gün gelirse buraya soracak mısın soruyu? Sorarım. Ha? Açık bak, ve takip edeceğim. Kesinlikle sorar. Takip edeceğim. Bu anayasaya yakışıyor mu bu cümle diye soracaksın. Ben buraya gelen her genel başkana bu soruyu soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na da sorarım. Peki. O lafı oraya ben koymadım. Ben geldiğimde o laf vardı gazetenin tepesinde. Ben kaldırmadım. Benden sonra, genel yayın yönetmenine ayrıldıktan sonra bir ara Vuslat Doğan Sabancı, o zamanlar işte Enis Berberoğlu falan toplanmışlar. Bunu kaldırmaya karar vermişler. Bana da sordular. Ben dedim, Aydın Bey'e sordunuz mu dedim. Sormadık dediler bana. Dedim, ona da bir sorun, gazetenin sahibi dedim yani. İyi ama biz bunu nasıl şey yapacağız? Valla bilmem, kaldırabilirsiniz dedim. Yani bunu dedim, neticede siz koymadınız. Ben de koymadım. Kimin koyduğu belli mi? Ya bizden önce Erol Simavi döneminde, bir şey söyleyeyim nasıl koyduğu. Erol Simavi'nin talimatıyla konuştuğu şey de değil. Onun logosu yapılırken Tahsin abimiz vardı bizim, Tahsin Öztin. Gazetenin emeklisi, böyle çok sevdiğimiz bir Tahsin abimiz. Ta kuruluşundan itibaren elle logoları falan yapardı. O Atatürk resmini, bayrağı falan da o koydu. O koyarken altında da bunu yazmış, kaldı orada. Yani bu kadar basit. Öyle bir devlet mevlet falan, Erol Simavi falan, Erol Simavi falan akla gelecek şeyler değil bunlar. Koydu, onun da hoşuna gitmiş. Ay güzel, kalsın burada demiş, kalmış. Şimdi dediler, biz bunu nasıl savunacağız? Ya dedim, savunmanız gayet kolay. Deyin ki bu bir anayasa maddesi. Anayasa değiştiği takdirde biz de bunu buradan kaldıracağız dersin. Devlet gazetesiyiz. Tamam mı? Anayasadan kaldırılırsa biz de bunu buradan kaldırırız dersiniz dedim. Hala kaldırılamadı. Bak şimdi Aydın Doğan da yok. Yeni patronu var. Tamam, siz Ahmet Hakan orada. Ahmet Hakan'a sorun, niye kaldırmıyorsunuz? Siz sosyolog Ertuğrul Özkök olarak, yeni Türkiye'yi, yeni dünyayı okuyan Ertuğrul Özkök olarak yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Ya yani şimdi
yakışıp yakışmamak benim için bunlar önemli değil. Bana sonra ben kozmopolitliğe inanan bir insanım. Bak bir şey söyleyeyim. Ben kozmopolitliğe inanan bir insanım. Yani çünkü Edgar Morin var, Fransız. Edgar Morin'in bir lafı vardır. Gerçek medeniyetler ancak kozmopolit toplumlardan çıkar diyor. Bana sorarsan Türkiye'nin başına gelmiş en böyle bizim açımızdan düşünmesi gerekli şeylerden biri toplumun %91'inin Müslüman olmasıdır. Dünyada Türkiye kadar Müslümanlık açısından homojen başka ikinci bir ülke yok. Evet. Bir tek Suudi Arabistan var. Yani Katar, Matar bile değil. Dünyada başka yok bunun ikincisi. Fransa'nın 5 milyon Müslümanı var şu anda. Ama anladığım kadarıyla tabii şimdi Atatürk şimdi resmi, bayrak Türkiye Türklerindir. Tamam, dokunulmaz gibi görülüyor. Tamam. Ama bir şey söyleyeyim sana ya. Demokrat bir ülke ise kraliyet şeyi de koyabilirsin oraya. Osmanlı'ya getireceğim ben diye de koyabilirsin. Bunu da koyabilirsin. Neticede Hürriyet de bir gazetedir. Tamam mı? O gazetelerden bir tanesi. Sen de o zaman gazetelere de ki Türkiye Müslümanlarındır yaz. Kim ne diyecek sana? Ama işte ben bunları çok yerel buluyorum ve bir çağ dışı buluyorum. Tamam, hadi bulabilirsin, bulabilirsin. Ama bak bir şey söylüyorum. Senin elinde böyle bir imkan olsa sen bunu yapmazsın. Bana sorarsan bence gazetenin üzerine böyle ifadelere gerek yok. Ama var maalesef şeylerde. Yani in trust we got yazıyor, paranın üzerinde yok. Bilmem ne üzerinde. Paranın üzerinde Allah'ın ne işi var Allah aşkına? Yani tamam mı? Yani Amerikan parasına Allah'ın adı var. Yani Türkiye her şimdi, şey değişiyor Hürriyet'in. Evet. Şimdi bunlar ben şeydi ama bizim bunlara takılmamamız lazım. Eyvallah. Bak o yüzden ben mesela Suriyeli göçmen meselesine de Ümit Özdağ'dan farklı bakıyorum. Ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. Çok büyük sorunları olacak Türkiye'ye bu göçmen. Sosyolojik olarak. Sosyolojik evet. olarak çok büyük sorunları olacak ama 40 yıl sonra 50 yıl sonra o yeni gelen Suriyeli nüfus Türkiye'nin en önemli değişim motorlarından biri haline gelecek. Almanya'da bugün Türkler öyle oluyor bak. Almanya'da müthiş bir Türk nesli yetişti. Sanatçısıyla, iş insanıyla, sporcusuyla, bilmem nesiyle. Ve sonunda bütün dünyayı kurtaran Biontech aşısını Almanya'daki iki Türk öğretim üyesi buldu yani. Evet. Tamam mı? Yani dolayısıyla bu kozmopolitizm, o yüzden ben Edgar Morin çok beğendiğim için, 100 yaşını geçti, çok iyi bir sosyologdur, yaşayan en büyük sosyologdur. Onu ben inanıyorum. Yani gerçek medeniyetler kozmopolit toplumlarda olur kardeşim. Kesinlikle. Bir gün Aydın Doğan sizi çağırıyor, sizi aldım diyor. Bu kadar basit. Çok, bu kadar basit. Basit de normal. Bugün dönüp baktığınızda bir sebep buluyor musunuz bunda? Aramadım seni. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 20 yıl kaldım. Bak. Yeter mi diyorsunuz? Ben 20 yıl ister şirket yönetiminde olsun, ister devlet yönetiminde olsun, ister parti yönetiminde olsun. Bence Amerikalıların getirdiği en önemli şey iki dönemden fazla seçilememek şeyidir kardeşim. Niye dersen? Çünkü ülkelerin başına gelen en büyük felaketler neden geliyor biliyor musun? Bir partinin veya bir liderin devlet haline gelmesiyle. Evet. Bak, Almanya'nın başına bu geldi, Führer. İtalya'nın başına bu geldi. İspanya'nın başına bu geldi. Bizde de tek parti döneminde bir ara partinin devletleşmesinin sıkıntılarını yaşadık biz. Tamam. O yüzden iki dönem iyidir. İki dönemde çünkü kimse kendisi adaleti etkileyecek. Şu anda Türkiye'de de bu var. Yani şimdi bu artık bir gerçek. Tayyip Erdoğan kaşını kaldırdığı zaman etkileniyor. Ama iki dönem olsa devlet haline kimse gelemez. Hiçbir parti devlet haline gelemez. Yani devlet partinin ve bir liderin emrine girerse orada toplumlar için mutsuzluklar medyada başlar. Medyada da böyledir diyorsunuz. Medyada da böyledir tabii. Evet. Tabii. Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını nasıl buluyorsunuz? Ben doğru buluyorum ya. Ben de kendi açımdan da yapıyorum ben bunu. Ben geçmişte bir sürü insanla böyle kendim vallahi bak ben mesela Ahmet Kekeç rahmetli. Benim aleyhime en ağır yazıları yazan insanlardan biri. Biz Ahmet'le buluşup yemek yiyorduk zaman zaman. Evet. Ersoy dede. Benim için en ağır yazıları yazan insanlardan biriydi. Bir gün ayağım kırıldı benim. Evde yatıyorum yatakta. Kapı çaldı. Dediler ki arkada aşağıda Ersoy Bey geldi sizi görmek istiyor. Şaşırdım ben. Elle küçücük bir hediyeyle geldi bana geçmiş olsun abi diye. Yani. Güzel bir şey. Çok güzel. Hala yazıyor benim aleyhime yazacak şey varsa, eleştirecek bir şey varsa ama dostuz aynı zamanda ya. İlle yani farklı görüşlü olmamız bizim ille de kavga etmemiz anlamına gelmiyor. Belki bunu çok böyle bir hani şey Cinderella falan gibi görüyor insanlar. Efendim bu icim cicim falan diye. Hayır. İhtiyacımız olan insani şey bu.
Yani buna ihtiyacımız var ya. Türkiye'nin normalleşmesi açısından da önemli diyorsunuz. Yani. Şimdi, anayasada değişmez madde olur mu? Olabilir. Bana göre olabilir. Yani bak, herkes fikirlerini rahat söyleyecekse benim de bir fikrim var. Ben mesela laiklik maddesinin değişmez bir madde olmasından yanayım. Yanayım. Başkentinin Ankara olmasından yanayım. Niye dersen? Çünkü Cumhuriyet'in sembolü olarak görüyorum. Bu benim görüşüm. Yetişme tarzımın, bilmem nemin. Sen de bunu tam aksini söyleyebilirsin. Ali Babacan'ın açıklamalarını nasıl yorumladın? Nasıl? Ali Babacan'ın anayasa değişmez, bu cemaatler, tarikatlar, Türklük maddesi, bu tarz açıklamalarını nasıl yorumladınız? Yani ben değişmez maddeler. Ya bir de bir şey söyleyeyim sana. Bir de bunu darbeciler yazmış zaten. 80 darbecilerin ürünü. Ondan önce yok değişmez madde. Yani şimdi 80 darbecileri onu yazdı bu anayasaya. Silivri darbecileri de ondan sonra anayasadaki bizim adalet sistemini mahveden maddeleri yazdılar. Seçim sistemlerini, şunlarını, bunlarını. İkisine de yanlış diyelim o zaman. Yani ikisine de yanlış demem ben. Bak yani ben anayasada değişmez maddelerin olması olabileceğini düşünüyorsunuz. Benim düşüncem bu. Başkası ne der bilmem ben. Beni ilgilendirmez başkasının ne dediği de. Eyvallah. Yani o şeyde çünkü tartışılıyor bu önümüzdeki tartışılır işte, canım tartışılsın. Ben tartışılmasına karşı değilim yani, tamam mı? Hiç yani anayasanın değişmez maddeleri tartışılmaz diye bir şey yok. Benim görüşüm olması gerekir diye düşünüyorum. Yayın yönetmenliği sırasında en sorunlu siyasi lider kimdi sizin açınızdan? Yani sıkıntı çektiğiniz, sıkıntı çekmemişsinizdir de hani en azından böyle problem yaşadığınız, bilmiyorum. Tabii ki Tansu Çiller ve ondan sonra da yani Fethullah Gülen döneminde yani onu Erdoğan demek istemiyorum onu, çünkü Fethullah Gülen'di yani bize vergi, bize yapılan yani en büyük haksızlıklı vergi şeyi. Yani hakikaten bugün gidin sizin kendi şirketinizi yöneten muhasebecilere sorun, incelesinler. En küçük bir şey olmayan bir şeyde 3 milyar dolar ya, 3 milyar dolar vergi cezası yazdılar. 30 milyon liralık bir vergi 5 gün geç ödendi tartışması. 5 gün. Ama şimdi tabii izleyici de diyecektir. Ya Ertuğrul Bey böyle yakınıyor da tamam, Güneş bir bakanla, Güneş Taner'le o telefon görüşmesini nasıl izah edecek? Veya işte Akfırat'ta... Ben sana bir şey söyleyeyim evet. mi? O bana bu eleştiri yapacak insanların özel telefon konuşmalarının hepsi bir yayınlansa çevresinde arkadaş kalabileceği tek kimse kalmaz. Telefonda özel konuşmalar kardeşim ayrı bir dinamiği vardır bunun. Şimdi Güneş Taner, ben bin kere söyledim. Güneş Taner benim siyasetten önce arkadaşım. Ben hayatımda hiçbir bakana sen diye seslenmedim. Aydın Bey'e hiçbir zaman sen diye, abi falan diye seslenmedim. Hep Aydın Bey diye seslendim. Devlet başkanlarına efendim diye seslendim veya sayın cumhurbaşkanım diye seslendim. Benim şey, ama arkadaşım var. O arkadaşımla konuşmalarda ben her şeyi konuşurum. Orada da bir şey söyleyeyim sana. Orada da Türkiye Cumhuriyeti'ne o kadar büyük bir yanlışlık yapıldı ki. O neydi biliyor musun konuştuğumuz şey? Biz evet. bir tane karton fabrikası kuracaktık. Evet. Arazisinin parasını verdik aldık. Bak arazisini bize teşvik değil. Dinliyorum. Kredisini Güney Kore'den Exim Bank kredisi aldık. Türkiye'den almadık. 19 numaralı fotoğrafı verir misin? 19. Evet. İstediğimiz tek şey neydi biliyor musun? İstediğimiz şey makineye ithal etmek için bize kanunen teklif ve teşvik vermesi gerekiyor. Kanunen. Yani teşvik ne biliyor musun? Sen makineni getir, ben senden gümrük vergisi almayacağım diye. Kanunen. Bunu imzalamıyordu bir türlü. Onu imzalasın diye ben söyledim. Ondan sonra o da meğer Korkmaz Yiğit'in aldığı Milliyet Gazetesi'nin zannediyormuş bir şey. O yüzden imzalamıyormuş. Şimdi ne oldu biliyor musun? O telefon konuşmaları yayınlandıktan sonra Aydın Bey vazgeçti o yatırımdan. O gün beni Romanya Büyükelçisi aradı. Geldi bana. Ertuğrul Bey dedi, ben diyor sabahtan beri dinliyorum dedi bütün tartışmaları falan. Size bir teklifimiz var Romanya Devleti olarak. Gelin bu karton fabrikasını Köstence'de kurun. Size bedava arazi vereceğiz. 10 yılda vergi muafiyeti veriyoruz dedi.
Ya Aydın Bey'e söyledim. Aydın Bey dedik ben de memleketimi yatırım yapmak. Ya belki burada şimdi üstadım şöyle siz de tecrübeli bir gazetecisiniz. Türkiye'de yaşıyoruz. Ya belki üslup çok yadırgatıcı. Yani ulan yine de ben koruyorum adamı. Yani, Başbakan'a gideceksin, ana avrat küfredeceksin. Sonra tekrar iyi adam olacaksın. İşte bizimki 130 milyon dolarlık. Ne olacak? Ben hala da konuşuyorum bazı insanlarla ilgili böyle. Yani bu belki bu telefonlarda hani konuşuyorum ya. Ne olacak? Telefonda konuşmanın bir şeyi var mı üslubu? Ben sana samimi bir şey söyleyeceğim. Ya başbakan mı başbakan abi? İster miydin annenin, babanın, kardeşinin, arkadaşının, hatta buradaki patronunla ilgili arkadaşlarına yaptığın konuşmalarda neler dediğin? Ben sana söyleyeyim mi? Sadece senin için demiyorum. Yani benim yaptığım tarzım genelde bu mu diyorsunuz yani? Ya zaten ya telefon dediğin şey bir psikiyatrdır. Anneme kızarım, kız kardeşime kaydı şikayet kim ederim. Yapmış? Ha? Bu kaydı kim yapmış? Bilmiyorum. Hürriyet içinden yaptı dediler daha sonra bana. Bilmiyorum. Çünkü ben. Güneş Taner diyor ya sen kayıt mı yapıyorsun, kaset mi? Yok ben yapmadım. Hayır yok yok. Hiç öyle bir şey yok. Yani. Ya enteresan bir dönemdi. Ya kendi yaptığım kaydı ben hayatımda yapıyorsun sana. Hayatımda hiç kimseyi kaydetmedim. Cumhurbaşkanı askerler geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nı alkışladı diye bayağı bir tartışma oldu. Siz nasıl yorumladınız onu? Ben olsam alkışlamazdım. Bence askerlerin nötr bir tavrı olması gerekir. Şunu alkışlasaydı bak sadece şunu alkışlasaydı ben bir şey demezdim. Yani Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri bilmem neleri şunları bunu onu ben de alkışlarım. Ama onun arkasındaki ana muhalefet partisinin adını eklendiği zaman onun anlamı başka oluyor. Öbürünü alkışlasa hiç sesimi çıkarmazdım hakkıdır derdim. Ama ana muhalefet partisinin adının geçtiği bir yerde alkışlanması bence uygun değil. Bak bir şey söyleyeyim. Evet. Bunu eğer sizler yani iktidar yanları 28 Şubat'tan önce böyle bir şey olduğunu görseydiniz çok şiddetle eleştirdiniz. Erbakan'ı aleyhine alkışlar yaptıkları bilmem ne. Yani onu haklı olurdunuz da. Nitekim şeyleri de eleştirdiniz. Yapılan genelkurmaydaki briefingleri ve haklıydınız. Olmaması gereken şeylerdi. Değil mi? Tamam, evet, olmaması gereken şeylerdi. Ama bu başka bir şey. Başkomutan yok, ya, bir savunma sanayi tesisinde konuşuyor. 28 Şubat'ın bence evet. En kötü yanı o briefinglerdi. Değil mi? En kötü yanı oydu. Yani onların asla olmaması. Yargıya da verildi, basına da verildi ve ayar verildi. Yani baştan aşağı A'dan Z'ye yanlıştı onlar yani. Yapılmaması gereken şeylerdi ve yani evet. Olmaması gerekirdi onların maalesef. Şimdi şöyle sizin özellikle vurgulamak istediğiniz bir mevzu var mı? Yani genç gazetecilere mesajınız olabilir, yeni nesle mesajınız olabilir. Benim söylemek istediğim evet. Şey şu bak. Hani bir derdim var dediniz ya. Derdim şu. Ben artık Türkiye'de herkesle konuşmak istiyorum kardeşim. Herkesle konuşmak istiyorum ama konuşurken artık geçmişe yönelik ayağımızdaki takıntılardan hep geçmişle ilgili hesap sorma hallerinden vazgeçmemiz lazım. Önce bir kere oturup şu seçimden sonra bir anayasa yapmamız lazım. Ama öyle bir anayasa yapalım ki en az halkın %70'inin kabul edeceği öyle %51'le geçmiş anayasalarla bu olmaz. Bu mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Türkiye'nin bugün geldiği noktada hepimiz dayak yedik kardeşim. Hepimiz dayak yedik. Tamam mı? Bu dayak hepimize bir şeyler öğretti. Dolayısıyla bundan sonra artık bu topluma şunun yerleşmesi lazım. Dayak atacak tek merci vardır seçmen. Sandıkta dayak yersin. Eyvallah. Tamam mı? Sandığın dışında hiçbir yerde kimsenin başkasına dayak atacak, ona tevessül edecek gücün olmaması gerekir. O yüzden de bu Sadat, Madat, paralel örgüt, silahlı örgütlenmeler ben bunları çok endişe verici şeyler olarak görüyorum. Bu bugün belki iktidardakilere hoş görünebilir ama emin ol yarın gün değişince bambaşka durumlar çıkacak. Ama siz Avrupa'yı biliyorsunuz, dünyayı biliyorsunuz. Bu tarz savunma şirketleri oralarda da var. Var kardeşim, vardır. Ama Amerika'da Amerikan Kongresi'ne çekip hesabını verir. Şimdi senin bunun başındaki adam çıktı, Kongre'de hesap vereceği ana muhalefet partisi başkanını tehdit ediyor televizyonda. Tehdit mi yani? Kimi tehdit ettiği insan kim biliyor musun? Devlet protokolünde Tayyip Erdoğan ve meclis başkasından sonra gelen bu seçilmiş üçüncü kişi. Yok, tehdit mi yani? Reklam verilmesi tehdit mi? Silahlı askerleri niye gösterdi orada? Allah aşkına savunma yapma ya. Savunma şirketi sonuçta bu. Hani öyle hayır, ya biraz abartılı haksızlık da olabilir yok, mi bilmiyorum. Yok. Biz insanların görsel algıları herkesin nasıl algılayacağı belli onun. Elinde silah var. Hani diyor ya
Gerekirse silah kullanırız. O da onun başka türlüsü. Ben sana söyleyeyim. Ya valla. Evet. Böyle... Evet, elinde silah var diyor. Ya yasal bir şirket bu. Ya... Reklam verebilir. Bilmiyorum yani, bu biraz abartıldığını düşünüyorum. Belki tamam bir böyle gün, yorumlanabilir. Bir gün evet. Meclise benim gittiğim gibi gelip hesap verebilecek durumda olurlarsa o zaman konuşurum seninle. Bak Amerika'da Blackwater karıştı bir işe. Mensuplarını attılar hapse hemen. HDP kapatılmalı mı? HDP kapatılmalı mı? Hayır. Asla kapatılmamalı. Bak ben bazı şeyleri hiç amasız masız söyleyeyim. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, bu insanlar hapiste kalmamalı. Evet. Tayyip Bey'in son dönemi, Tayyip Bey Cumhurbaşkanı kendisine ileride iyi iz bırakacak bir anlayışla tamamlamalı. İkincisi HDP kapatılmamalı kardeşim. Bu ülkede Refah Partisi'nin kapatılmasını yaşadık biz. Bak ne kadar kötü oldu. Buna karşılık AKP kapatılmadı. Türkiye için iyi oldu. İyi oldu. İyi oldu. Evet. İyi oldu. Parti kapatmalar çözüm değil. Tabii. Gördük. Asla değildir. Evet. O yüzden bir üçüncü şey daha söyleyeceğim. Daha ilanahiye Türkiye'deki HDP hareketini kanun dışı illegal göstererek bir yere gidemeyiz. HDP üzerine düşeni yapmalı. Mesafesini koymalı. Ama aynı zamanda bu tarafta bizler de HDP'yi öyle ben masaya oturtmam, onu yapmam. Ben Meral Hanım'ı da eleştiriyorum bu konuda. Hayır kardeşim, sen seçimde bir ideal birliğin varsa, demokraside bir anlaşma zeminin varsa oturur konuşursun. Yani o masaya HDP'de alınabilir diyorsun. Alınabilir, niye alınmasın? Evet. %12 ya aldığı evet. Oy. %12 ya. Ben de aynı kanaatteyim. Yani... Yasal bir parti hangi görüşten olursa olsun eleştirebilirsiniz, evet, ama yasal partilere şeytanlaştırmak. Yanlış bir şey bu. Bir de AKP'ye zarar verir bu. Bak ben sana söyleyeyim. Çünkü Tayyip Bey Kürtler üzerinde çok olumlu etkiye sahip bir siyasetçiydi. Maalesef yani onun da istemediği bir mecraya doğru gitti işte. Yani milliyetçiliğe mi kayıyor AK Parti biraz? Öyle mi? Yani, bilmiyorum, o tarafa doğru bir kayış var. Yani şeyde maalesef yani evet. Hasan Cemal bizim AKP Ankaralılaşıyor diyor ya işte. O Ankaralı. Ama Ertuğrul Özkök'ten bunu duymak çok güzel bir şey. Yani Ankaralılaşmayı bile iyi görmeyen bir Ertuğrul Özkök. Öyle. Ben Ankara'yla çok barışık değildim hiçbir zaman, sen bakma. Bak ben gazeteciler cemiyeti beni kendilerinden kabul etmez. Olağanüstü gazetecilik şeyleri yaptım. Bana bir tane ödül vermediler bugüne kadar. Tamam mı? Sen bakma, benim mahallemde pek sevilen insan değilim ben yani. Bak hayatımın sonuna kadar bazı hatalarım var. Onları alnımda kendim tutuyorum silmeden. Tamam yani Mehmet Ali Birant'la Cengiz Çandar'a yaptığımız haksızlıkları. Resmen orada devlet bizi dolduruşa getirdi. Resmen. Ama çıktı da keşke o dolduruşa getirenlere bir manşet atsaydınız. Zaten bak bir şey söyleyeceğim. Evet. O Andıç olayından sonra benim artık devletle ilişkim de kesildi. Bir daha benim gözümde Ankara ve devlet hiçbir zaman güvenilir, itibar edilir bir şey haline gelmedi. Benim gözümde. Dediğim gibi yani bunu genelleştirmeyi şey yapmak istemiyorum. Ve bunu her fırsatta söylüyorum. Çünkü yeni nesillere bu benim düştüğüm hataya düşmemeleri için anlatmak istiyorum bunu. Durmadan anlatacağım. Ölünceye kadar anlatacağım. Mehmet Ali bir anda rica ettim ben. Beni dedim Kanal D'de canlı yayında haber bültenine çağır. Mehmet Ali geleceğim. Senden özür dileyeceğim dedim. Canlı yayında. Ya ne lüzum var Ertuğrul dedi bunu yapmana ya. Bırak Allah aşkına dedi. Yok Mehmet Ali dedi. Bu benim görevim. Benim kendi vicdanım. Senden rica ediyorum. Çok önemli aslında. Ben rica ediyorum senden. Gittim. Ağlayarak anlattım programında. Dolduruşa getirdiler beni diye. Ama bu ülkede dolduruşa getirilen tek gazeteci ben değilim. Eyvallah. Herkes bana bakıyor ama. Doğru. Ben şu 20 yıllık genel yayın yönetmenli adamda hangi gazetecinin sicilinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Kimse bana gelip ben dürüstüm, ben elim tertemiz, benim geçmişimde mazimde hiç böyle bir şey yok demesin. Tek tek koyarım önlerine. Eyvallah. Tamam mı? Ama benim meselem değil bu. Ben artık bunlarla ilgilenmiyorum. İleriye bakmak istiyorum kardeşim. Doğru. O yüzden bana en ters gelen gazete Akit'se bile bilmem neyse öbür gazete o geldiği için söylemiyorum. Evet. Beni çağırıp bu şekilde medeni bir şekilde bana soru sorup düşüncemi alırsa tamam mı? Ben de söyleyebiliyorsam her platformda bunu ben söylemeye hazırım ve insanlara anlatmaya hazırım. Çok teşekkür ediyorum. Ve bir tek arzum var hayatta. Buyurun. Bir tek arzum var. Bütün bunları bir gün
Erdoğan'la karşı karşıya oturup baş başa bunları konuşmayı çok isterdim. Çünkü içimde çok birikmiş şey var söyleyecek. Kötü anlamda değil. Evet. Kötü anlamda değil. Yani dertleşme manasında. Onun çok hoşuna gidecek şeyler de var söyleyeceğim. Ama onun ya acaba doğru mu diyebileceği şeyler de var. Bunu da yaşım itibariyle söylüyorum. Gazetecilikte falan değil. Yani bunu gazetecilikle ilgili söylemiyorum. Evet. Tamamen yaşadıklarım, gördüklerim, hatalarım, geleceğe bakışım bununla ilgili şey yapmak istiyorum. O yüzden bana diyorlar ki sen ya ne kadar güzel yaşıyorsun. Evet. Çünkü öfkelerimden arındım. Kimseye karşı öfkeli değilim artık ben. Ama çok güzel bir şey bu. İnan bundan daha büyük evet. özgürlük olamaz dünyada yani. Kesinlikle. Öfke insanı çok yıpratan bir şey çünkü. Peki hala helallik almak istediğiniz kimse var mı? Var tabii canım, olmaz olur mu ya? O dünya kadar insan var. Dünya kadar insan var yani. Keşke Erbakan Hoca'ya sesaydı, onunla oturup konuşsaydım. Ama yani geçmişte çok kavgalı olduğum insanlarla çok iyi bitirdiklerim de oldu. Mesela Süleyman Demirel. Ölümünden önce külliyesini açarken ben oradaydım. Gazeteci olarak gitmedim. Tamamen ona olan saygımdan ve sevgimden yani, gittim. Bugün olsa diyorsunuz Hürriyet'te İmam Hatipli ve başörtülü de çalıştırırdım. Oh. Çalıştırmaz olur muydum ya? Ne demek ki? Çalıştırmadım. Çalıştırırdım zaten. Ahmet Hakan benim zamanımda başladı. 20 yıl boyunca çalışmadı benim bildiğim. Yok, Ahmet Hakan benim zamanımda başladı. İmam Hatipli değil mi Ahmet İmam Hakan? İmam Hatipli evet. Yani, çalışan personel, editör. Ahmet Hakan'da ben ne ayaklarıydım sen bir bilsen yani. Evet. Yani benim bunları aşmalıyız. Benim artık. Bak bir şey söyleyeyim. İmam Hatip'le, başörtülerle, şunla, bunla hiçbir meselem yok kardeşim. Hiçbir meselem yok. Ama ben artık kadının başındaki örtünün bir tartışma konusu olmasından utanç duyuyorum. Keşke bak, geride başını kalsa. Açmayı da başını örtmeyi de ikisini birer. O yüzden böyle anayasaya sokalım başörtüsüne güvence. Bu bizim için ayıp ya. İşte, ya anayasa olmasa sanki bu güvenceyi veremeyeceğiz gibi biz böyle. Ulan böyle bir şeysek biz zaten yuh olsun bize ya. İşte toplum olarak tamam. Herkes bu olgunluğa erişmedi. Gelsin ya gelsin artık kardeşim. Bunun için mücadele gelsin. Vermeliyiz evet. Yok bence geldi artık ya. Ya ben toplumsal hayatın her alanda. Geçen gün bizim programda TV100'de şeyi yayınladı. Rock and roll konseri veren kızlar var ya başörtülü. Muhteşem çalıyorlar. Tamam yani artık hayatın her alanında bak. Ben Türk Hava Yolları'nda çok gezen bir insanım. İnan bana o kadar seviniyorum ki. İşini o kadar iyi yapan başörtülü kızlar var ki. İşini o kadar iyi yapan başı açık kızlar var ki. Yani mühim olan o zaten. Mühim olan liyakat evet, ya. Tabii. İşini iyi yapıyorsa o gelsin yapsın. Bana ne yer girsin. Eyvallah. Valla çok çok teşekkür ederim. Çok, ben teşekkür çok, ederim. Çok sağ sevindim. Bizi kırmadınız. Geldiniz. Ayağınıza sağlık. Bence Ertuğrul Özkök'ün bu ekranda olması da çok önemli. Yani buraya gelmesi bence çok önemli. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için ya. Çünkü diyorum yani bunu İki tarafta da siz de dayak yiyeceksiniz. Ben de dayak yiyeceğim bundan dolayı ama biraz dayak yiyelim. Eyvallah. Başka türlü öğrenemeyeceğiz bu işleri. Ve böyle normalleşeceğiz zaten. Yani. Böyle ben açık ve net söylüyorum. Sevgili izleyenler, Ertuğrul Özkök sağ olsun kırmadı geldi. Açık yüreklikle de sorularımızı sorduk. Kendisi de cevaplarını verdi. Takdir tabii ki izleyicinin. Tabii canım. Herkese çağrımız var. Sayın Kılıçdaroğlu'na da, Sayın İmamoğlu'na da, Sayın Mithat Sancar'a da, Sayın Karamollaoğlu zaten bu ekrana bu masaya geldi. Birçok siyasi genel başkan Sayın Perinçek geldi. Dolayısıyla bir önyargımız yok. Türkiye böyle normalleşecek. Ben buna inanıyorum. Tabii canım. Dolayısıyla yani Kemal Bey de gelse keşke yani. Evet. Bence keşke de gelse. Bence de gelmesi lazım. Medeni bir şekilde sohbet edebilmeliyiz. Tabii tabii. Türkiye'de böyle normalleşir zaten. Aynen. Olmaz. Efendim çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben şeyi soramadım gerçi. Yani 75 yaşında Ertuğrul Özkök bu kadar formunda nasıl kalıyor? Dinç, zinde nasıl kalıyor? Bunu gerçekten söyleyeyim mi sana? Söyleyin. Bir tabii ki herhalde genetik faktörler vardır. Yani anne babadan kalan bir şeyler vardır. Mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ama asıl önemlisi ne biliyor musun? Kendine barışık olmak. İnan bana. Ya yani bazı şeyleri de itiraf edeyim. Yani insan şimdi bugün tabii toplumda yaşama mücadelesi veren çok insan var. Onların sorunları, bilmem boğuştuğu sorunlar falan. Yani ben İzmir'in Kahramanlar Mahallesi'ne geldim ama yani hayatımı rahat geçirebileceğim bir parasal şeye kavuştum, kaynağa kavuştum. Hürriyet'teki gazetecilik şeyim sırasında bu bir şans benim için. Dolayısıyla onun da etkisi var. Yani en azından ben de tabii ki hayat pahalılığından falan şikayet ediyorum. Bir sürü hayatımda şey var ama ben rahat yaşıyorum hiç olmasa yani. Çocuklarımı, torunlarım benimle yaşıyor falan. Ama en önemlisi ne biliyor musun? Öfkelerinden, kin duygularından arınmak.
Bak, kin dünyada insanı en çok yıpratan doğru şey. Kibir, kin. Kibir zaten diyorsun ki hoşuna gidiyor yukarıdan bakmak, sen kimsin lan falan diye. Aslında insanın kendisine dönüp bir bumerang o. Yani öfke ve kinden arınıp daha sakin bakınca bir de vicdan ve adalet kardeşim. Vicdan ve adalet. Vicdanın ve adalet duygunun ya olmadı dediği şeyi yapmamak lazım. Eyvallah. Yani en kızgın insan için bile olsa bunu olmadı bu demek lazım yani. Doğru. Biz bunu Aydın Bey'le bir kere bir hayatımızda yaptık böyle. Bir adam kızdık bir adama. Ulan dedik şuna bir geçirelim tamam mı? Yemin ediyorum sanki. O adam da Cavit Çağlar'dı. Bir haber yaptık. Sabahleyin Aydın Bey aradı beni. Üç sütü. Ertuğrul dedi. Olmadı değil mi dedi. Olmadı Aydın Bey dedim. Biz yapamadık bu işi dedim. Tamam mı? Yapanlar var ama biz yapamadık dedim bu işi. Vallahi haklısın dedi. Şu anda Aydın Bey ile Cahit Bey çok iyi arkadaşlar. Ben de öyleyim yani. İkimiz eyvallah de Kırcalılıyız ve yani geçmişin hatalarını artık tekrarlamamayı öğrenmek lazım. Kesinlikle. Hani şeyin Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası filminde o şair diyor ya, bazen diyor unutmak lazım diyor. Unutamıyorsan bile diyor en azından hatırlamamaya çalışmak lazım diyor. Yani toplumlarda da böyle bazı hepimiz çünkü bu toplumda hayatının bir döneminde haksızlığa uğramamış insan yoktur. E işte Cumhurbaşkanımız şu anda yani hapis yattı yani haksızlığa bir şiir okudu içeri attılar tamam mı? Haksızlığa uğramayan bir ferdi yoktur bu toplumun. Ama bütün geleceği haksızlıkların yarattığı kin ve nefret üzerine kurduğun zaman işte o zaman sana yapılan haksızlığın daha büyük haksızlığını sen başkalarına yapmaya başlıyorsun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Tekrar sağ olun, eksik olmayın. Sevgili izleyenler, gerçekten de programı yani süremizi hayli aştığımızı biliyorum ama Ertuğrul Özyök güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Yine inşallah fırsat olursa davet etmeye çalışacağız. Tabii hayatımın her anında böyle papyonlu bir şeyle gazeteciyle karşı karşıya kalmıyorum. Doğan Hızlan'dan sonra gördüğüm tek papyonlu gazetecisi. Yani. Sağ olun, teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sevgili izleyenler, bizden sonra Sinema Aynalı yakın var. Onu da tavsiye ediyorum. Haftaya yeni bir Kırmızı Masa'da buluşmak umuduyla Allah'a ısmarladık.